mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdüm. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın. Ay, kıyamam. Kızlarınızı buldum. İyi ki buraya gelmişim. Çok samimi söylüyorum. İyi ki siz varsınız. Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı. Eşin anahtarı sende. Kızı dövmedin mi? Parasını yemedin mi? Kim öğretti sana? Niye kapıyı kilitledin gittin üstüne? Sana niye böyle bir hediye veriyor Lütfiye? Yaradızı kor abi. Niye kızımızı bulamadın? Nezen germeyen cinayeti. Bu Ahmet Taşkın bana dedi ki Nezen'i öldürdüğüm gibi dedi seni de öldüreceğim dedi. Büşra Nezen'in arkadaşıydı. Yalan konuşma. Nezen germeyen cinayetinin ardından susturulmak mı istendi? Öldürecekleri beni dedim. Ne korkuyordu bu Ahmet Ağaç'tan, Ahmet Taşkın'dan? Duran abi sen Ahmet Taşkın'dan korkuyorsun. Ahmet Taşkın'dan korkuyorsun. Çember daralıyor. Tedirgin bindi ya abi. Dedi ki peşimdeler dedi. Sen gel doğruyu söyle. Sen sahtekar olduğumda her şeyi belli. Sahtekar deme. Kızılırmağı da attılar mavi barın içinde dedi. Onu da hatırlamıyorsun. Doğruları anladım bunu. Doğruları. O gece ne oldu da sabah gittim polise bu kadın kayıp diye aradım. Sen biliyorsun onun başına ne iş geldiğini. Lütfiye Gündüz bir cinayete mi kurban gitti? Az sonra Müge Anlı'da. Cinayete kurban giden Nezen germeyen. Allah'ım ben gelirim odasına. Ortak isimler, benzer şüpheler. Böyle bir hale düştüm ki. Yani kendi kendimle şüphe eder oldum. Nezen'i öldürdüğüm gibi dedi seni de öldüreceğim dedi. 13 yaşındaki bir çocuktan kim ne ister? Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgisi ne? Beni Nezen gibi öldürdüler diye kanık kaçmış. Bir gelip de niye ifade vermedi? Şimdikten sonra bu ortaya çıkıyor. Nezen Germiye'nin annesi ve babası canlı yayında az sonra Müge Anlı'da. 12 ve 14 yaşında iki kız kardeş. Tuğba lise 1. sınıf, Tuana ise 7. sınıf öğrencisi. Evden çıkıp kayboldular. Tuğba telefonunu yanına almış, Tuana'nın zaten telefonu yokmuş. Şu an ulaşamıyorsunuz da. Endişeli bir anne ve baba. Buruçlu Tuana bir şey yedi mi yemedim sabaha kadar kabus. Ben gene de kızmam onlara, yeter ki evine gelsinler. Şu an onları yanında barındırır, 2 saatli bomba birden taşıyor. İstanbul'da kaybolan iki kardeşle ilgili sıcak gelişme... Az sonra Müge Anlı'da. 33 yaşındaki Nazan Gök. 4 yıllık evli, hastaneye gidiyorum diye gidiyor. Bundan sonrası da görülmüyor. 5 gündür cevap alamıyoruz biz. 3 yaşında oğlunu bırakıp kayboldu. Günlerdir bulunamadı. Kocası da biriyle gittiğinden şüphelendiği için umudu kesiyor. Oğlu için hata yapmışsa da dönsün diyorum. 2 çocuk annesi evli kadına ne oldu? Biz de merak ediyoruz, merak içindeyiz. Hayatından endişe ediyorum. Az sonra Müge Anlı'da. Çocuklarına hasret bir anne. Ben hemen çocuklarıma hasret kaldım. Yeter bu acı. Senede bir sefer bana misafir olsunlar yeter. Kardeş özlemi çeken genç bir adam. Ben bekle ben abimi çağırıp geleceğim. Ben onu söyleyemedim hiçbir zaman. Kardeş sevgisini tatmak istiyorum. Hiçbir zaman kardeş sevgisi görmedim. Abi abla demek istiyorum. Onları sevmek istiyorum. Anne oğlun yürek burkan öyküsü az sonra Müge Anlı'da. ...13 yaşındaki Nezen germeyen. Nezen çıkarken farkındaysanız sürekli arkasına bakarak yürüyor. Yani arkasından biri geliyor mu, hocam, gelmiyor mu? Eğer kendisini bulamazsam ben bunu yani ne diyeyim size ölüsünü istiyorum diyorum. Ya. Ölüsünü bulun bana, ölüsünü getirin. 8 yıl önce kayboldu, dere yatağında ölü bulundu. Bir tarlada bir kadın cesedi bulundu. Şurada görülen büyük kayayla... Ufak kaya arasında taşlarla örtülü bir vaziyette bulundu. Ön rapor çıktı. Maalesef bulunan genç kızın cesedi Nezen'e aitmiş. Adli tıpta ailesi de teşhis etti. Allah'ım ben gelirim odasına. 13 yaşındaki Nezen germeyen 1 Aralık 2012 tarihinde Nevşehir'in Nar beldesindeki evlerinden sabah saatlerinde çıkıp kayıplara karıştı. Akşamdan sınava gideceğim diye çocuk söylüyor. Cumartesi günü sabahın saat 7.30'da ben kendim kalktım. Nezen yoktu. Buraya takılmıyor. Buradan altından geçip gidiyor böyle. Komşum Murat çıkıyor arabasıyla. Buradan Göbek'ten dönüp Nevşehir'e doğru gidiyor. Kaybolduktan 5 ay sonra yayınımıza katılan anne ve babası 13 yaşındaki kızlarının birileri tarafından götürüldüğüne inanıyorlardı. Ne
yaptın ilk endişelendin? Kime sordun kızını? Direkt ben Hayriyegil'e vardım. Sordum, yok abla bugün sınav dedi. Sen kandırmış o dedi. Bütün arkadaşlarını gezdim, okul arkadaşlarını. Hiç sınav yoktu falan deyince artık onları alt üst ettik. Parklarıydı, şeydi, bayağı bir gezdik. Yok, ondan sonra Nevşehir'e çıktık, karakolu gezdik. Aylar geçmesine rağmen 13 yaşındaki kıza dair hiçbir ize rastlanmaması öldürüldüğü şüphesini artırıyordu. Neze'nin hamile olduğuna dair köyde dedikodular çıkmış. Okul arkadaşı vardı, yeğenime mesaj atmış. Neze Murat Karaman'dan hamileydi, ondan kaçtı diye. Kaybolmadan önceki son gece de bu Muratların evindeymişsiniz. He, oradaydı. Belli ki bu kız birisi için gitmiş evden. Kim için gitmiş? Annesi ve komşuları küçük kızın kendisinden birkaç yaş büyük Mehmet isminde erkek arkadaşının ismini veriyordu. Nevşehir'in Çat kasabasındaki arkadaşlarla beraber çukurunlarlar bunlar. Defterlerin arasında bir Mehmet arkadaş Çat'tan bu devamlı onların adını yazmış. Ben onunla gideceğim, onunla görüşeceğim diye söylüyor. Seninle buluşup bağ evine gidiyormuş, doğru mu? İki kere gittik biz. O gün sana gelmiş olabilir mi bir aralıkta? Hayır, gelmedi, konuşmuyordum çünkü ben. Görgü tanıklarının iddiaları, komşuların şüpheleri ise ailenin komşusu Murat ve Yurdagül Karaman'ın da küçük kızın ortadan kaldırılmasıyla ilgisi olabileceğini ortaya koyuyordu. Elde avuçta tutulacak bir kız değildi. Murat Bey ile alakalı bir şey anlatıyor muydu size? Sokakta falan mıncıklıyormuş. Murat Bey ile mi? Evet. Murat'la ilgili anlatılanlara şaşırmadın. Ben yalan söylüyor ya. Murat Bey'in hala da inanmıyorsun yani. Değil. Murat Bey'in eşi telefon attığımızda, Nurdagül Hanım siz son gece evet berabersiniz ya. Sonra Nezen ayrılıyor evden. Senin evet eşin ne kadar zaman sonra ayrıldı? Benim eşim Nezen evdeyken ayrıldı. Eşim petrole gitti, benzin almaya. Laf babamgil evlerine geçmişler. Heh, işte o gece bak işte petrolde evet ikisini görenler var. Gece saat 12'ye doğru gelmişlerdi. Transitti, eski model, kesik kasaydı. Beyaz renk olacaktı. Hamile olduğu dedikoduları dolaşan küçük kızla ilişki yaşadığı iddia edilen isimlerden biri evli komşuları Murat Karaman'la onun yine evli ve iki çocuk babası olan kayınbiraderi Ahmet Ağaç'tı. Nezle'nin kaybolmadan bir gün önce gördüm. Ahmet'le kaçacağını söyledi bana en son. Yanında huzur buluyorum de, diyordu bana. Karısından habersiz, karısı hapiste sanacak dedi. Böyle böyle İstanbul'a kaçacak dedi. Kaybolmadan önce bu kızın hamile olduğu dedikoduları çıkmış köyde. Ailesi de biliyor diyorlar. Hatta bildiğini söyledikleri bir kişi de Nurdagül. Nezen annesiyle beraber gittiğinde evde Nurdagül Hanım ve Murat Bey varlar. Evet. Murat Karaman'ın eşi bu iddiaları kabul etmezken küçük kızın kaybolduğu gece hep birlikte evde oldukları öğrenildi. Nurdagül Hanım bakın ilk başta bize ne anlattı? 30 Kasım'da bizdelerdi. Akşamda biz de durdular, yemek yedik. O gitti bir kardeşiyle. Telefonu varmış, telefonun olduğunu biz bilmiyorduk. Başka görüştüğü kişiler var mı? Var. Onları ailesi açıklasın. Kızına seni teste götüreceğim dedin mi demedin mi? Dedim. Sen kimden hamile kaldığından şüphelendiğinde götürmek istedin? Ben bağ evine gittim, Mehmet Atık'tan kaldığında şüphelendim. Yenebin sen Murat'la ilgili söylediklerine yalan diyorsun. Evet. Başkasından hamile kalabilir, Murat'tan kalamaz. Küçük kıza ne olduğu sorusuna yanıt aranırken Murat Karaman'ın o günlerde hurda toplamaya birlikte gittiği Ahmet Taşkın da ilginç açıklamalarda bulunuyordu. Ben buradan indim aracımla. Nezen burada, tam burada duvarın üzerinde. Elinde telefon vardı, bu şekil duruyordu burada. Eğer biz buradan gittik, Nezen yolda yürüyorsa Murat görse illaki sorardı. Burada veya başka bir yerde kesinlikle Nezen'i görmedi. Murat'ın Nezen'i ve Ahmet'in bu yolda görmüş olması lazım. Yani görmemesi diye bir şey mümkün değil ki. Nezen'in annesi Ahmet'e Nezen'in gece eve gelmediğini söyledi. Bağ evinde kaldığını söyledi. Bunları bir bulmasını istedi Ahmet'ten. Bir de bulduğunda da biraz sıkıştırmasını söyledi. Ahmet de burada birinin evinde gördü o çocukları. Orada çocukları sıkıştırdı. Nasıl yalan söylüyor? Benim o zaman bağ evinde ne Nezen kaldı bulalım demişim ya. Ben bu hamilelik dedikodusunun üzerinde çok duruyorum. Nezen'in kaybının %100 örtüştüğüne inanıyorum. Ya korktular, kızı öldürdüler, bir yere gömdüler. Senin kızının kaybı normal bir kayıp değil Melahat. Bu işin sonu iyi gözükmüyor. Korkunç gerçekse 13 yaşındaki kızın kaybolmasından 6,5 ay sonra 15 Mayıs 2013 tarihinde ortaya çıktı. Bir tarlada bir kadın cesedi bulundu. Üstü taşlarla örtülü olarak cesedi çoban köpekleri buldu. Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında çoban köpeğinin bulduğu cenazenin Nezen'e ait olduğu anlaşıldı. Adli tıpta ailesi de teşhis etti. Allah'ım ben gelirim odasına. 13 yaşında çocuk. Evet, siz dediğiniz gibi her yöne kandırılıp da götürmüş olabilir. Ya bu cani insanlar nasıl uyuyor? Bu nasıl bir insanlık? Nasıl bir vicdansızlık ya? Evlerine sadece 18 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulunan küçük kızın katili kim ya da kimlerdi? Nezen'in yattığı yeri bilirler miymiş, yavrumun yattığı yeri? Bir söylesinler ya.
Emniyet teşkilatından bu yavrumun katilleri bulmasını istiyorum. Mutlaka buraya kendisi gelecek, bu çocuk değil oraya. Bekliyor hani nerede? Desin kardeşim Murat desin, Ahmet desin, Hüseyin desin. Ya ben buradayım diyorum bak, ben buradayım. Canlıca buradayım ya. Şüpheler komşuları Murat Karaman'la onun kayınbiraderi Ahmet Ağaç ve kuzeni Ahmet Taşkın'ı işaret ediyordu. Özellikle bir kilit isim vardı, Murat Karaman. Sizin bu Nezen'in ailesiyle olan komşuluğunuz kasabada bir takım dedikodulara yol açmış. Yediğimiz içtiğimiz hiç ayrı gitmiyordu. Yarısından çoğu da çekemediğinden, daha önceki sabahalarından dolayı millet benden çekiniyor. Bir tane iki tane tokat vurmuşluğum vardır yani. Nasıl Nezen'le denk gelmediniz? Ben hiçbir şekilde onu yolda görmedim. Benim tarafımdan sevgili hayatım yok o kızla. Yani kendi kendimle şüphe eder oldum. Murat benimle çalışan bir insan. Murat hayatta eğer evden sabah 8.30'da çıkıyorsa beni almadan gitmez. O ara birlikte çalışıyoruz. Nezen'in ölü bulunduğu bölgeyi biliyor musun? Balcın köyü olarak biliyorum ama bulunduğu mevkiyi kesinlikle bilmiyorum. Peki Murat bilir mi? Şimdi Murat orada bir bölgeye giderdi. Gönül ilişkisi yaşadığı bir bayan vardı. Onun yanına devamlı gidip gelirdi abla. Senin haberin var mı öyle bir şeyden? Onun iddiası o yani. Murat'ın öyle bir şeysi mi varmış? Ahmet mi yalan mı söylüyor? Tabii yalan söylüyor. Programımıza konuşan bir görgü tanığı küçük kızın kaybolmasının ardından yaşananlara dair çok net bilgiler veriyordu. Ahmet Ağaç, Ahmet Taşkın, Murat Karaman ve Nurdagül Karaman. Ondan sonra Melahat abla Hüseyin abi varmış. Ondan sonra Nezen de yan odadaydı, oturuyormuş. Nezen'in hamile olduğu ortaya çıkınca işte Nezen'in yanına Ahmet Ağaç giriyor, kapıyı örtüyor. Seni diyor götüreceğiz, çocuğun doğana kadar orada kalacaksın. Poşetin içinde kanlı eldiven, kanlı bıçak Ahmet Ağaç atıyor. Yayınlarımız üzerine başlatılan operasyonda şüpheliler gözaltına alınmış ve cinayet soruşturması derinleştirilmişti. Bu üzerinde çok konuşulacak bir itiraf ve Nevşehir Emniyeti de bu itirafın üzerine düğmeye bastı. 12 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan bir tanesi Nezen'in annesiydi Melahat Hanım. Diğeri yine tanıdığımız Nurdagül Hanım'dı, komşu Murat'ın eşi. Bir tanesi Aslı, bir Hülya, diğeri Ahmet Taşkın. Aslında Nurdagül'ün ailesi alınmış yani baktığın zaman. 13 yaşındaki Nezen Germeyen cinayeti tam 8 yıl sonra bu defa Nevşehir'deki bir kadın kaybıyla ilgili olarak yeniden gündeme geldi. Mutluluk da hüzünde. Hayatın olmazsa olmazı. Önemli olan anı yaşamak, güzellikleri paylaşarak arttırmak. Olaylar karşısında gücünüzü yitirmeyin. İyi insanlar birlikte olursa tüm zorlukların üstesinden gelinir. Sağ olun. İyi bir hafta diliyorum her birinize. İyi geçti mi hafta sonunuz? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim bugün aslında çok şey konuşmayı ümit ediyorum. Çünkü enteresan bir şey oldu. Hatta izleyicilerimiz de yaptıkları yorumlarda dile getirmişler. Aynı o Gaziantep'teki cinayet gibi. Yıllar sonra biliyorsunuz buraya Zeynep Hanım geldiğinde bambaşka bir şey anlatmaya geldi. Kızım kaçtı dedi. Tuttuk. Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayeti çözüldü. Onun anlattıklarıyla yani burada konuşulanlarla. Şimdi bu dört çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün Nevşehir'den 30 Nisan 2013'teki kaybıyla 13, o zaman hatta 14 yaşındaki Nezen Germiye'nin 1 Aralık 2012'deki Nevşehir Narbeldesi'nden kayboluşu arasındaki isimlerin bu kadar benzer olması, aynı çevre üzerinde dönüyor olması hepimizi çok heyecanlandırdı. Şahsen bende bambaşka şeyler oluştu. İzleyicilerden gelen mesajlar da aynı şekilde. Şimdi arada 4 ay var. O sıra konuşmuştuk. Ben 13-14 yaşındaki bir çocuğun böyle bağ evi, işte onun arabası, hamilelik iddiası, osu busu falan çok anlamlandıramamıştım. Fakat şimdi onun çevresindeki insanların hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan Lütfiye Gündüz'ün de çevresinde olması. Hatta onu para karşılığında satıp onun üzerinden para kazanmak isteyen kişiler olmaları iddialarıyla o çocuğun etrafındaki kişilerin de aynı kişiler olduğunu ortaya çıkması bilmiyorum yani bence aynı grup, aynı cinayet.
aynı cinayetler gibi geliyor. Bilmiyorum yani sizlerde farklı şeyler var mı, farklı düşünceler var mı? Bugün zaten bu konuyu işleyince Nezen'in annesi babası da hemen stüdyomuza geldi. Dilek geldi. Hoş geldin Dilek. Dilek de iddiaların odağındaki Ahmet Taşkın'ın abisi. Evet. Dilek Hanım dedi ki ben Ahmet Taşkın'la görüşmüyorum. Yaptıklarını onaylamıyorum ama ona atılan bir takım iftiralar olduğunu düşünüyorum ve onları tartışmak için geliyorum. Bu arada Nevşehir'de konuyla ilgilenen Lütfiye Gündüz'ün kalbiyle ilgilenen Sayın Savcımız iki kişinin ifadesini almak üzere bugün Çağlayan Adliyesi'ne çağırdı. Sevgisiyle bağlanacaklar. Biri Büşra, diğeri Duran Bey. Az sonra yayınımızdan onlar ayrılacaklar, adliyeye gidip gelecekler. Çünkü onların anlattıkları çok önemliydi. İddialar şöyle başladı. Büşra diyor ki, Nezen Ahmet Taşkın'a aşıktı, değil mi? Ahmet Taşkın da bana, sen de tıpkı Nezen gibi öldürürüm dedi. Evet. Senin bu iddian çok önemli. Evet, yani sen Ahmet Taşkın'ın Nezen'i öldürdüğünü sana itiraf ettiğini iddia ediyorsun. Evet. Dilek Hanım da diyor ki asıl ben Büşra ile abisi Nurullah'tan şüpheleniyorum. Evet. Onlar kendileri işlediler bu cinayeti. Lütfiye Gündüz'ün kalbiyle cinayetiyle onların alakası var. Benim abime suç atıyorlar diyor. Aynen öyle diyor. Müge ablacığım. Az önce bandı izlediniz. Aslında bir de onun 15 dakikalık uzun bir bandı var. Onu da izlesem bütün burada konuştuğumuz isimler neredeyse orada. Evet. Bağ evinden yani Bağ evinin ismi dahi sizin o gün en son gün Lütfiye'yi bir abimin bağ evine götürdüm demiştiniz ya. Evet. Cengiz miydi? Evet. O Cengiz ne? Nezen'in gittiği bağ evinin sahibinin adı da Cengiz. Mesela onu da bağ evine götürdüklerinde onun da sahibinin adı Cengiz'di. Sizin ben o gün Lütfiye'yi götürdüm. Arkadaşımın bağ eviydi, Cengiz'in bağ eviydi de aynı Cengiz. Benimki farklı. Ahmet Taşkın aynı. Ahmet Ağaç aynı. Nurullah aynı. Yani Büşra aynı. O dönem aynı isimlerin üzerinden gitmişiz. 4 ay sonra zaten burada da sen fitil ateşledin. Dedin ki izliyorduk. Evet. Dedi ki bak bu bizim Nezen. Evet. Şimdi aslında şunu açık açık konuşmak lazım. Lütfiye bir hayat kadını. Bu çocuk bir okul öğrencisi. O zaman ortaokula mı gidiyordu bu çocukcağız değil mi? Ortaokula giden bir öğrenci. Şimdi nasıl ikisi birbiriyle bağlantılı olabilir? Nasıl bir hayat kadınının çevresiyle Nezen Germiyen'in çevresi aynı olabilir. Ha bir bağlantı daha var tabii. Senin bağlantın var. Senin de kocan sen Lütfiye ile beraber çalışıyorsun. Senin eşin de Nezen senin eşinin halasının kızı. Yok torunu. Halasının torunu işte. Nezen. Evet. Yani bilmiyorum bir gariplik. Ya aynı çemberin içerisinde. Ya çok büyük şüphe yani. ve aslında çemberin içerisinde hiç olmaması gereken. Nezen çocuk. Gibi de bir çocuk. Bir çocuk. Ama yani, o çocuğun hayatında konuştuğumuzda çok şaşırtıcıydı. Evet. Yani bir yan erkek isimleri, gebelik iddiası. Neler neler. Yani Nezen olayını ben çok sıkı sıkıya takip ettiğini bildiğim için izleyicilerim. Yani çok fazla ayrıntıya da girmeme gerek yok. Bazılarınız benden daha da çok hatırlıyordur. Yani herkes parça parça hepimizden daha çok hatırlayanlar var. Şimdi öncelikle ben Dilek Hanım'a söz vermek istiyorum Büşra'yı göndermeden önce. İsterseniz biz Duran Bey'i götürelim şeye. Adliye sen bir git ifadeni ver gel abi. Tamam. Sen de biraz da doğruyu anlat artık. Sen de ke şey yapma yani. Tamam ben. Sen aynen. De anlat artık doğru ne biliyorsan. Burada anlatmadığın da varsa korkudan. Evet. Yani git savcıya anlat işte. Yani birisi de uğraşırken devletten sizin de ona doğru bilgi vereceğiz ki ne yapsınlar? Evet Müge Hanım. 50 tane isim sayma burada saydığın gibi. Kimden şüpheleniyorsan. Sana savcı da soracaktır. O sabah seni Kraliçe hiç eve gelmezken o sabah niye gittin o kayıp başvurusunda bulunduğunun cevabını git bari savcıya ver artık. Bayıltma evet. Bizi. Alalım biz Duran Bey'i. Evet Duran Bey sen git. Büşra için biraz beklemek istiyorum çünkü Dilek Hanım'ın röportajını önce buraya gelmeden önce bir röportaj yaptı. O röportajı bir izleyelim. Nezen Germiyen cinayetiyle Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybında ortak anılan isim olan Ahmet Taşkın'ın kız kardeşi Dilek ekibimize konuştu. Genç kadının hedefinde hayatta olmadığı düşünülen Lütfiye Gündüz'ün genç sevgilisi Nurullah Koçyiğit ve sevgilisinin kardeşi Büşra vardı. Bu olayda
Farkındaysanız özellikle Büşra, herkesi yalanlayıp sadece tek doğruları kendisiymiş gibi, tek gerçekleri söyleyen kendisiymiş gibi sürekli abisini susturuyor ve kendisi konuşuyor. Büşra Nezen'i tanımadığını söyledi. Nezen'le iç içe olan, arkadaş olan, Nezen'le gezen bir kızdı. Nezen'in kayıp olduğunda Nurullah, Nezen ve bir kız çocuğu daha, bunlar Büşra da vardı işlerinde, 4 kişi Osmanlı Caddesi denilen bir yol vardır. O düzergaha doğru yürüyüp gidiyorlardı. Hatta bahsedilen gri araba Nurullah'a ait. Nezen o araçta görünüyor. Ama Müberra diyor ki Nezen'i Ahmet'in arabasında gördüm. Benim abimin arabasının içi görünmüyor. Camlarında film var. Burada da bir yalan var. Peki genç kadın kaybolduğu gün Lütfiye Gündüz'ün Ahmet Taşkın'la ne sebeple telefon görüşmesi yaptığını düşünüyordu? Nurullah Lütfiye'yi dövüyormuş, darp uyguluyormuş, işte tehditler ediyormuş. Muhtemelen aklıma şu geliyor, Lütfiye bir aracı bularak abime ulaştı. Nurullah'ın kendine şiddet uyguladığını söyledi. Beni kurtar dedi belki de. Abim buna istinaden belki de görüşmeye geçti. Aralarındaki telefon kayıtlarını buna mı bağlıyorsunuz siz? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. 8 sene önce abinin programımızda yaptığı açıklamalara da değiniyor Ahmet Taşkın'ın kız kardeşi. Nezen olayında Murat daha önce Nezen'in ölü bulunduğu yere gitmediğini söylemişti. Abim Murat yalan söylüyor. Biz daha önce Nezen kaybolmadan önce Murat beni oraya içmeye götürmüştü dedi. Orada Murat'ın yalanını çıkardı. Nezen'in annesi dedi ki kızımın telefonu yoktu. Orada abim tekrar röportaj verdi. Melahat Germiyan'ın yalan söylediğini, Nezen'in elinde bir pembe telefon gördüğünü, duvara yaslanmış bir şekilde telefonla konuştuğunu söylemişti. Yani abimin buradaki rolü tamamen Nezen'le alakalı ailenin yalan söylediği konuları aydınlatmaktı. Fakat ne oldu? Ahmet Taşkın katil oldu, Nezen'in cinayetinde parmağı oldu. Böyle bir şey yok. Genç kadın, Koç Yiğit kardeşlerin iddialarının odağında kalan abi Ahmet Taşkın'ın iki olayla da bir ilgisi olmadığını savunuyor. Büşra diyor ki Nezen Germiyan'ı öldürdüm, seni de öldürürüm dedi. Hiçbir katil suçunu itiraf etmez. Hiçbir katil öldürdüm sana da yaparım demez. Burada abimin üstüne yürümeye çalışıyorlar. Çünkü Ahmet Taşkın mahkum. Ahmet Taşkın çıkıp konuşamıyor. Ahmet Taşkın Nezen'in katili, biz de buradan yüklenirsek Lütfiye'nin de katili derler falan gibi bir role sokmaya çalışıyorlar. Allah kuludur, yapmaz, yapamaz, yapmamıştır demiyorum. Şeytana uymuş, yapmıştır da olabilir de, ama benim abimin ne Nezen'in ne de Lütfiye'nin cinayetinde zerre kadar yok parmağı. %100 eminim Lütfiye'nin ölümünde de Nezen'in ölümünde de Nurullah çıkacak altından. Her şey açıklığa çıktığında, o stüdyodan Büşra ve Nurullah kelepçeyle çıktığında ben çok sevineceğim, cezaevinin önünde alkışlayacağım. Evet, Dilek Hanım çok iddialı konuşuyor. Şimdi bir, ben Nezen'i tanımam. Benim arabama binmişliği yok. Nezen'i tanımam, etmem. Sen neye dayanaraktan bunları bana söylüyorsun? Peki, görgü tanıkları da mı yalan söylüyor? Neye dayanaraktan bunları söylüyorsun? Nurullah, seni Nevşehir'de herkes tanıyor. Ben gözümle gördüm. Kız kardeşin sen, bir tane daha kız çocuğu vardı. Sen bir adım önde yürüyordun. Kardeşin Nezen'in kolundaydı. Meteres Meydanı'ndan eski sebze pazarına doğru yürüyerek gidiyordunuz. Ve iddia ediyorsunuz tanımıyorum, yalan söylüyorsunuz. Evet, ben tanımıyorum. Asla tanımıyorum ve sen yalan şahitlik yapıyorsun. Şu an yalan konuşuyorsun. Ben kimseye şahitlik yapmıyorum. Ben Allah rızası için buradayım. Sana dava açacağım. Ben şu an Allah rızası için buradayım. Allah rızası için olduğun belli. Siz yalan söylüyorsunuz ve yalanın ortaya çıktığı zaman. Yüzünü bir aç bakayım. Yüzünü bir aç. Benim ilim size bağlansın, bir de bize bağlansın. Aç yüzünü. Hadi ben nasıl alakalı hiçbir Allah'tan korkum olmadı. Hadi ben yüzüm açıp buraya geldiysem sen de açacaksın yüzünü. Benim de kimseden korkum. Burada iftira atmıyorum kimseye. Sen benimle lanlama mı konuşamazsın? Konuşun istediği gibi var. Konuşalım. Şu an sen iftira atıyorsun. Ya kaç ciltlerden biliyorsun lan. Sen ne ayaksın? Hırladığına göre var bu kadının parmağında, değil mi? Cinayetinde parmağına sar bacı kardeş. Sen neye dayanaraktan konuşuyorsun? Diye
bu sözler maşar kapanıyor. O yüzden izleyicilerimiz de şu an ne konuşulduğunu duymuyorlar. Birbirimize tamam onu konuşun. Yani birbirinize hakaret ettiğiniz zaman bunun bir anlamı olmuyor. Kafa sallama bana. O eski sıkıştırdığınız bir şey yok sallama. Karşınızda anladınız mı? Hangi ben seni sıkıştırdığımı? Ilk defa yalan söyleme. Sendin 13-14 yaşındaydın daha abimi arayıp da rahatsız edip abim sana evli olduğunuz evet bu görüşmeler çıkıyorsa kesinlikle ortaya çıksın. Siz de verin ortaya çıksın ki senin yalanın da tamam, ortaya çıksın. Çıksın. Ben çünkü senin yalanlarını çıksın. Ve abinin çocuk yalanlarını çıkarmak için geldim buraya. Seni izle. Çocuk belgede. Yalanlar ortaya çıktığında ve siz kelepçeyle buradan çıktığınızda özellikle Nevşehir cezaevinin önünde olup alkışlayacağım. Ben seni alkışlamayayım sonra. Çünkü ben biliyorum ki ben seni alkışladım ki bana o yaptıklarından sonra. Siz sadece insanları bastırmaya çalışıyorsunuz. Senin kardeşin konuşma. Neye dayadı? Durduk yere mi dayadı? Haraç işte senin abin ne yaptı? Senin abin haraç haraç. Aa demek ki senin haraç. Öyle mi? Tamam. Şu an kendi kendinize eleveriyorsunuz. Yüzünü bir aç. Yüzünü. Senin benim yüzümle ne işin var? Açmıyorum yüzümü. Açsana. Ben niye açıyorum? Niye? Benim bir korkum olsaydı. Benim bir korkum yok. Sizden mi korkacağım? Kimden korkacağım? O zaman ifra buraya çıkmaz. Şimdi bir dakika şöyle konuşalım mı Dilek Hanım? Şimdi çok iddialı konuşuyorsunuz. Ha, evet. Yalan konuşuyor evet. Diyorsunuz ki hem Lütfi ile ilgili hem Nezahane ile ilgili tutuklanacaklar. Hem Büşra hem Nurullah ben de alkışlayacağım cezaevinin de diyorsunuz. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Şuna dayanarak söylüyorum Müge ablacığım. Öncelikle Nezen'i tanımadıklarını iddia ettiler ama Nezen'i tanıdıklarını ben biliyorum. Nevşehir halkı da biliyor. Korkularından bağlanamıyor. Mutlaka işte korkmuyor Nevşehir halkı. Bak hepsini açıyorum. Mutlaka bir bağlanan olacaktır. Mutlaka söyleyen olacaktır. Ben sizin kızınızı tanıyor muyum? Dur bir dakika. Bir müsaade edin. Bir dakika da soracağım. Müberra diyor ki işte şeyin Ahmet Taşkın'ın arabasında gördüm Nezen'i. Benim abimin arabası hiçbir zaman filme eksik olmadı. Çünkü çoluğumu çocuğumu bindiriyorum, eşimi bindiriyorum diye 3 numara denilen filmle kaplatırdı. Burada da yalan var. Nezen'in benim abimle hiçbir alakası yoktu. Abim oraya çıkıp da ta ki Melahat Germiyen'i ve Murat Karaman'ı yalanlayana kadar. Benim abim gözaltına alınmadı. Benim abim bu konuda soruşturmaya girmedi. Bunu araştırın. Hata oldu işte. Görürsünüz. Çünkü cezaevine falan girdi o sıra. Aslında evet, alınacaktı. Evet 4 kişi alınmıştı. Ama cezaevindeydi senin abin. Orada da ifadesi tamam, alındı. Tamam ama 4 kişi gözaltına alınmıştı. Tamam da senin olayla abin de aynı şekilde de cezaevinde. Cezaevinde evindeki adamı zaten de artık bir daha ikinci kere gözaltına almaya gerek yok. Zaten işte gözünün altında. O yüzden alınmadı. Hayır şunu söylemeye çalışıyorum Müge ablacığım. Gözaltına da geçtim. Yani vermiş olduğu bir ifade yoktu abimin. Ya da bir polis ya da bir savcı tarafından ifadesi alınmadı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü eğer bahsedildiği gibi o 4 şüphelinin içerisinde abim de olmuş olsaydı abim de mutlaka bir ifade vermesi gerekiyordu. Bu 4 kişinin içerisinde adı geçen kişiler stüdyonuzda da konuşuldu. Bizzat ben Allah razı olsun. Orada değerli bir abimiz var, polis abimiz. Ona da sordum. 4 kişi sadece Nezen Germiyen'in annesi, Murat Karaman, Nurda Gül Ağaç ve Ahmet Ağaç. Bu 4 kişinin ismi geçiyordu. Nezen Germiyen'in aşık olduğu kişi Ahmet Taşkın değildi. Nar kasabasında bir bayan katıldı. Varsa görüntüleriniz onu da yayınlayın. Nezen Germiyen'in Ahmet Ağaç'a aşık olduğunu söyledi. Tamam ama olur mu? Ahmet Taşkın'la da alakası vardı. Hı. Ahmet Taşkın'a da mesajları atmış bilmem ne falan. Her ikisi de vardı. Onları ben takip her etmedim. Her ikisi de vardı. Onları ben takip zaten, etmedim. Zaten şimdi tekrar hatırlatırız yani. Ahmet ya hayatım bak aynı insanlardan bahsediyoruz. Evet. Hepsi aynı insanlar. Çemberdeki aynı ve kişiler. Ve bu insanlar. Lütfiye'nin de çevresindeki insanlar. Lütfiye'nin kara kaşına kara gözüne gelmiyorlar. Lütfiye'ye aşık olup gelmiyorlar. Lütfiye'nin üzerinden para kazanmak için orada bir çıkar çatışması yaşanıyor. Evet. Tamam sen şimdi 40 yaşında 4 çocuklu kadının peşine düşersen silahlı 14 yaşındaki çocuğun peşine düşmez misin? Yalnız Müge Hanım silahlı biz bunu bilmiyoruz. Bu sadece yalan karşı tarafın ya. İddiasıydı. O kadar çok şey... 24 saat silahla gezerdin ha senin abi. Nezenin, 24 saat silah benim elimden eksik. Sen de biliyorsan o zaman sen de silahla geziyorsun Nurullah. 24 saat elimden silah İşte eksik olmadı. Abimi silahla ben bilmiyorum mesela. Hiç abime sarıldığımda... Her şeyi biliyorsun onu niye bilmiyorsun? Ben diyorum işte. Hiç sarıldığımda bir silah görmedim abi. İnsan senin bedeni bilmez. Dilekçim. Dilekçim sen kardeşini kaç yıl ceza aldığını biliyor musun? Biliyorum. Kaç yıl? 180 yıl diye biliyorum. Ya da 80 yıl.
Tam 80 yıl. Evet. Beter olsun. Ve 72 yıl. İnşallah sende. İnşallah beter olsun. Senin başına merak 72 etme. 72 yıl, 73 ay. 90 gün. Nasıl 72 yıl, 73 ay çocuklar? Öyle mi yazmışlar? 72 yıl, 73 ayı, 73'ü de 12'ye böl. 80 yıla denk geliyor. Doğru söyle işte kadın. 180, 80 yıl yani. Böyle mi yapmış uyalıkta? 72 yıl, 73 ay, 90 gün. Şimdi yani 80 yıl cezası var senin kardeşin. Tamam, bunların içerisinde... Cebren, ırza geçme, hırsızlık, ev işlerinde hırsızlık, ağırlaştırılmış yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 6136'ya muhalefet, yani silah var işte. Evet, adam öldürmeye tam teşebbüs, vardı. Ben biliyorum kasten yani. Yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, nitelikli kasten öldürme. İki kişiyi öldürmüş öyle evet. Mi? Evet öldürdü. Ne oldu? 2011'de bir 2012'de. Nasıl 2011'de? Ben yayına bağlandığımda söyledim zaten. Cinayette yatıyor dedim. Ben seni gibi yalan söylemedim ki. Biri teşebbüs. Ben yalan söylemedim ki. Nitelikli yağma. Benim yüzümden kaçmadığı için sen... Ya bir dakika durun, bir lafımı bitireyim. Nurullah bir saniye ya. Nurullah. Türkiye Devleti'nin ya bırak. Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak. Yok, boş yere yürüyorsun. Bir dakika bir okuyayım arkadaşlar, bir dinleyin. Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişi hürriyetinden yoksun bırakma. Ya ben de bunu anlamadım. Nasıl 2012'de nitelikli kasten öldürmeden dava açılıp 2013'te nitelikli yağma, kasten yaralama, kişi hürriyetinden yoksun bırakma olabilir? Daha da yargılandığı iki dosyası daha var. Biri hakaret, biri ruhsatsız silah bulunuyor. Neyse bu hakaret falan tabii bunların yanında az kalmış da. Ahmet Ağaç da cezaevinde. O da 29 yıl. Böyle mi yazıyorlar? Niye böyle yazıyorlar? 29 yıl, 35 ay, 120 gün. Yani 29 yıl, 12, 24, 36, 3 ekle 31 yıl. 31 yıl. 31 yılda onun kesinleşmiş cezası var. O da kız, kadın ve erkek kaçırma. Bak daha 2013'te. Kişi hürriyetinden yoksun bırakma. İstanbul Kadıköy'de kişi hürriyetinden yoksun bırakma. Hırsızlık, iki kez uyuşturucu madde bulundurmak. Yine uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak. Nitelikli yağma, nitelikli kasten öldürme, konut dokunulmazlığı ihlali, hakaret falan filan. Ya aklınıza gelebilecek aslında suç yani türlerinin gerçekten bir çoğu yani var. Suça çok meyilli iki kişiden bahsediyoruz. Aynen öyle. Ben hiçbir zaman ben verdiğim röportajda da söyledim Müge Hanım. Benim derdim abimi savunmak değil. Sadece Büşra'nın ve Nurullah'ın yalanlarını ortaya çıkarmak. Nezen olayında Müberra, Lütfiye, Nezen. Üçü birbirini tanıyor. Ne hikmetse Lütfiye'yi çok yakınen tanıyan Büşra ve Nurullah Nezen'i tanımıyor. Yani burada Allah aşkına mantıklı bir şey var mı? Bana söyler misiniz? Evet, Lütfiye ile çok yakın Büşra ile Nurullah. Evet tanımıyoruz. Lütfiye Nezen'in öldüğünde aa bizim Nezen diyor. Fakat Lütfiye Nezen'i tanıyor ama bunlar Nezen'i tanımıyor. Yani böyle bir mantık var mı? Ve şunu söyleyeceğim. Büşra bir röportajında size dedi ki Ahmet Taşkın Nezen'i öldürdüm seni de öldüreceğim dedi. Siz de ne zaman diye sorduğunuzda Nezen'in öldüğünde hani muhabiriniz Pınar Hanım gelmişti ya benimle röportaja. Nezen'le alakası yoksa Pınar Hanım'la alakası neydi? Neden röportaj veriyordu? Biz röportaj veriyordu? Verecektik o zaman canlı yayına benim hatta yengem bağlanmıştı. Tamam, yengem de, için gelmişti Pınar Hanım. Ben de onu diyorum. Hatta annem verecekti ben verecektik. Ben hatırlıyorum. Biz belaya karışmayalım diye vermedik. Evet uzaktan kusura bakma, yakından ben sen bir kere dedin? Nezen'le arkadaş uzaktan olsam bak bir dakika. Uzaktan yakından Nezen'le hiç alakam yok. Ben o zaman senin kardeşin bizim başımızda bela diye ben dışarıya çıkmaya korkardım. Peki benim beni kardeşim. Benim aile polis koruması sen tanıyor musun? Aldırdı senin kardeşin. Ana sen tanıyor musun kardeşimi? Abi sen tanıyor musun? Melahat Nezen'in hangi arkadaşını tanıyormuş bir de onu sana. Niye? He? Hangi arkadaşını tanıyormuş Melahat Nezen'in? İlla ki karşılaşırdık. Hüseyin abi sen tanıyor musun? İlla ki karşılaşırdık. Siz yalan söylüyorsunuz. Ya siz yalan söylüyorsunuz. Çok tehlikelisin. Ve yalanınız ortaya çıktığında bizim kadar tehlikeli olamam. Ben her kapıyı açayım. Biz buradayız. Biz sizin gibi böyle değiliz. Biz dikiz ha. Biz böyle değiliz. Ben de dikiz bak. Sen de uyuşturucu kullanıyorsun. Benim abim de kullanıyor. Zamanında yaptım. Yapmadım değil. Zamanında ben hepsini yaptım. Abim de zamanında yaptı. Ama şimdi Allah bana doğru yolu gösterdi. İşte. Allah bana doğru yolu gösterdi. Pisliklerden kurtuldum. Sizin gibi pislik lerden benim ha. Abim kurtuldu. Vallahi biz sizin gibi hırsızlık yapmadık. İlin namusuna geçmedik. Vallahi, anladın mı? Hırsız... Paraç almadı. Değil mi? Şimdi bu böyle yukarı kim hali aşağı kim hali türküsü gibi olmasın, şarkısı gibi olmasın ya. Tamam şimdi. Ya bak konuşma. Tamam tencere dibin kara seni. Bir dakika. Ben tamam. Hayır. Yine giderim. Doktoru var. Peki, şey, hekimi nereye var. Götürüyor?
diyordun kardeşini? Heh. Kardeşinin işi neydi? Ben ne biberim aynı başta. Sen de var mıydı ona ama? Sadece Lütfi'yi bilirim. Ahmet arabamızı kurşunladı dediğinde kimi götürdün sen Başak'ı kurtaracağım diye? Nasıl? He? Başak beni aradı, komployu düşürdü, Ahmet'i getirdi, bilmem ne yaptı, soyundum. İşte Ahmet beni soydu, attı dediğinde kiminle gittin Başak'ı almaya? Kardeşimle gittim. Niye? Sana ne ben abimle gezemem mi? İşte beni yüzümü kapatmam da gezemem mi? Burada siz çelişkilisiniz. Var. Keşke sen de gelseydin. Kapıdan kovuyordunuz tamam. Beni keşke alamazsın. Keşke sen de gelseydin. Beyra abla ben sizinle hangi ortama keşke sen de gelseydin. Sus dilek bir sus. Yürek sus. Yürek sus. Anladın mı? Bir Beyra abla. Bu şekilde sen benim yüzümü kaç defa görüyorsun? Dilek Hanım biz sizi dinledik. 5 dakika bir müsaade eder misin? Sus. Sahtekarlar. Ben müsaade ediyorum. Buyur yalanlar. Bir Beyra abla ben seni hiçbir zaman gördüm mü? Bana bu canlı yayındayız doğruyu söyle. Tabii ki de ablacığım bak cuma günü de söyledim ben sana. İyi dinle Dilek. Bak cuma günü ben sana burada da söyledim. Annem bizle patatese giderdi. O zaman sen daha küçüktün. Heh. Başka da görmedim kuzum seni. Bir de burada gördüm ben. Nasıl? Yani otur millete iftira atma. Nasıl hiç oluyor o zaman? Lütfiye mi Beyra Büşra? Nasıl oluyor? Bana bir anlatır mısın? Biz yalan. Olur mu? Nevşehir var ya. Beni olur de biliyor. Tabii ki. Herkes de biliyor. Nevşehir orası. Küçük yer. Aynen. Küçük yer. Kendi aileni sen. Resmen tehdit ediyor abla bak. Kafa sallıyor. Tamam mı? Çıktığın anda başladın Nevşehir aramaya. Nevşehir küçük yer diyor kafa sallıyor. Resmen tehdit ediyor kadını. Yani tehdit mi? Küçük yer. Herkes birbirini biliyor Nevşehir'de yani. Bu şekildesiniz. Bu şekildesiniz. Bu şekildesiniz. Bu şekilde insanları bastırmaya çalışanlar. Bir saniye aynı anda konuşmayın ki anlayamadım. Ben şu anda hiç kimseyi anlamıyorum. Onu alabilirsiniz. Şimdi Dilek Hanım bazı şeyleri anlatıyor. Şu damlaları onları falan filan sen de tanıyorsun. Şimdi size bu belki tesadüf gelebilir ama bana ve aklı başına hiç kimseye tesadüf gelmiyor bu anlatılanlar. Ortada ne yazık ki kadınlar üzerinden para kazanmaya çalışan bir grup var. Evet. Ve bu grup, bakın bunu kimseyi küçümsemek anlamında söylemiyorum ama işte 40 küsur yaşında 4 çocuk annesi bir kadından kazanılacak parayla en azından zaman açısından da bakacak olursak 14 yaşında bir kızla kazanacak arasında fark var. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Evet. Yani Lütfiye'nin peşine düşenler. Evet efendim. Nezen'i bırakırlar mıydı? Hayır bırakmazlardı. Heh, gerçekçi olun. Aynen. O kızı da annesi burada zaten öğrendiği zaman işte ilk komayalara girdim demiş işte. Bağ evine gitmiş, oraya gitmiş, buraya gitmiş. Hamile kaldığı söylenmiş. Gitmiş test almış. Kızına hamilelik testi yapmış. Şimdi bu çocuğun da hayatı. Bu bir çocuk. Bu aynen. Çocuk kandırılmış. Ben o çocuğu hiçbir şey söylemem. O gün de bugün de. Ama o çocuğun etrafındakilerle Lütfiye'nin etrafındakiler aynı kişi olunca 4 ay gibi bir süre içinde de birisinin öldürüldüğü ortaya çıkıp birisi kaybolunca insan aynen. ister istemez diyor ki ya Lütfiye de biliyordu Nezen'in nasıl öldürdüğünü. Belki de öyle. Belki de Lütfiye biliyordu nasıl öldürüldüğünü. Evet. Artık ondan kurtulmak kayboldu. İçin. Çünkü size söylemiş ben buradan kurtulmak istiyorum demiş. Para biriktireceğim gideceğim. Belki de etrafındakilere dedi ki bak giderim seni de polise şikayet ederim. Bu bildiklerimi anlatırım dedi. Bir şeylere şahit oldu. Bilemiyoruz. Hani o içkili ortamda herkes kafasında uyuşturucu falan konuşuyor sonra pişman oluyor. Konuşacak ya kadıncağız böyle bir şey söyledi. Aynen. Onu da öldürdüler. Benzer bir şekilde yani ben böyle Nezen'in zaten mevzusu ortaya çıkınca dedim ki o kadın da bir içine o bağlarda bahçelerde bir yere gömdüler artık ortada yani her şey. Ya öyle bir şey dedi ya yine işte nasıl Nezen'de bir çıkar çatışması varsa bunda da benzer bir şey oldu. Yani iki hikmetten biri üçüncü bir ihtimal yok. Yok. Aynen. Şimdi bizim konuşmamız gereken hani tencere dibin karadan öte mesela işte arabadan bahsediliyor. Nurullah Lütfiye Hanım'ın sana aldığını söylediği senin kullanmadığın az kullandığın arabanın markası modeli rengi neydi? Flash 1.6 abla. Flash arabası gri metal rengi. Griydi. Gri metal. Peki kuşu beyaz rengi. Bir arabadan bahsediliyordu Nezen'le ilgili. Mesela bu isimlerin arasında beyaz arabası olan kimdi? Biraz öyle çalışalım yani ne olur. Ben bilmiyorum abla. Hayır işte hepinize soruyorum. Yani benim bu konuş... abimin aracı da beyaz değildi Müge abla. Hayal meyal hatırlıyorum mavi metalikti o da. Beyaz değildi. Abimin hiç zaten beyaz aracı benim olmadı. Benim araba metalik ya artık her arabalar metalik. Şansa bak ya. Bağır Cengiz. Adamın benim adım gittiğim Bağ'ın adı da Cengiz. Araştırılırsa zaten böyle bir çıkar. Ruhsat yani. Üstüne alınıyor bu arabalar. Bütün arabalar metalik oldu. Yani Bağ evinde benim gittiğim adam beni haberi bile yok gittiğimden oraya. Adam esnaf adam. Hem kalecilik yapıyor hem devlet memuru. Tesadüfe bak. Benim onun da adı Cengiz. Cengiz. Evet. Bütün arabalar metalik oldu.
İşte biraz at. Benim arabanın resmi burada da. Efendim? Arabamın resmi de burada yani var yani. Kimse kimsenin evine habersiz gidemez Mustafa abi, kusura bakma. Kimse kimsenin evine izinsiz habersiz gidemez. Yani orada illaki yine söylemişindir ben senin Bavine geleceğim diye. Kime? Arkadaşına Cengiz mi? Bavine ben anahtarını tamam, almadım. Tamam doğruyu söyleyin de artık şu olay bir çıksın ortaya. Allah'ını seversen. Çıksın acaba ortaya Cengiz çıksın, abi. Acaba sizin çıksın, benim mi çıksın bu? Cengiz Bahale, misin, benim, Mustafa bak, benim canımı sıkma, tamam kapat. Vallahi beni kimse kimsenin canını sıkmasın o zaman. Bak, herkes bak, doğruyu söylesin. Beni herkes biliyor Nevşehir'de. Vallahi bizi de biliyor abi. Ya beni biliyor. Benim bu işlerdeydim. Ne gibi bir işim olabilir yani benim? Ya ne gibi orada, bu ama burada da Büşra olabilir? Kolay doğru söyle ya. Şimdi hiç arkadaşınızın evine haber vermeden nasıl girilir? Evine gitmiyorum bağ. Hatta ben bağ evine girmedim bile. Bağ evinin anahtarları olur. Peki, bu bağ istasyonu benim her yere gittiğimi biliyormuş ya ablacığım. Onu da bir bulmuştu yani. Nereye gittim? Bağ ile benim gittiğim yol... Yolun arasında bayağı mesafe var. Siz de öyle söylüyorsunuz. İşte arkadaşım Cengiz'in bağ evi diye siz söylemişsiniz ifadenizi. Siz söylemişsiniz. Biz nereden bağ evi dedim. Tamam Cengiz abim bağ ama Cengiz abinin haberi yok benim oraya gittiğimden. Biz daha önce orada ifademde var benim savcı yok. Tamam da yani Cengiz Bey de orada eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla oturuyorsa sen lütfen oraya gitsen selamünaleyküm, aleykümselam öyle mi diyeceksin? Bismillahirrahmanirrahim. Ablacığım ben Bavi'yle ailesi, çoluğu, çocuğu varsa ben niye ışık yanına çeker kur giderim? Bak demek ki o zaman haber vermişim Mustafa ben abi. Haber ver, ben Bavi'yle girmedim bile. Kimsenin evine eliniz kolunu sallayarak haber vermeden gidilmez. Gidilmez. Hele ki çoluğu çocuğu olan, eşi olan birinin... Evi hadi bekar olsa bir derece. Ev değil abicim bu bağ ne? Bağ bahçe. Bağ ev ya. Ev değil işte, abicim bahçe evi. Böyle bahçe sıradan ya bağ. Ya orada çocuğuyla Nevşehir. Ve eşiyle olma olasılığı yok muydu? Olasılığı olsa bile yani ha, benim olasılığı o, girmem yani. Sırayla gidelim. Ben alıp da işte, elimden tutup işte, zaten girmedim bile ben içeriye. Oraya da varmadım bile. Oraya yakın bir yerde durdum. Ya başka bir niyetle yanına bir kadın alıp onunla beraber olmak niyetiyle bir kadın alıp ondan sonra evli olan arkadaşının, çoluğu çocuğu olan arkadaşının bağ evine gidilmez habersiz. Benim onun bağ evine gittiğimden haberi de yok. Yani gidilmez, olmaz zaten. Hiç haberi yok. Bir de ben o bağ evine gittiğimde başka bir arkadaşlarımdan daha önce gittim. O dedi bana yani buraya gelebilin diye. O da esnaf. Bura bizim abi, Cengiz abinin yeri. Buraya gel dedi. Ara sıra otur işte. Burada canın başka bir yere gitme. Canın sıkıldığı zaman buraya gel. Burada otur. Burada takıl dedi. Ben hayatımda bir kere de gitmedim oraya. O günden sonra ben bağına girmedim diyorum. Ben oraya yakın, bayağı habersiz, da yakın diye değil. Habersiz gidileceğini benim aklım almıyor. Tamam neyse yani çok da... Abiciğim orada işgale mi yapılan yerler yani bizim bağevleri. Oraya ailesini götürmezler. Yani bağevi olup da içinde evime olan bir yer değil böyle çoluk çocuk orada yatılıp kalkılacak. Bağevi deyince orada bağ yok mu Nevşehir'de? Abla ya, tabii bağ var, bahçe var, var. Onun var. İçinde çocuk bir tatlı evler var. Üzüm yemiyorlar mı oradan yani, bir salkın? Ablacığım baraha gibi bir yer burası. Tamam işte o kadar olur zaten işte yazdık. Sonuçta adam yaptırmış yazdık. Tamam kalan var baraha gibi yer burası. Gidip göstereyim zaten. Valla ben bilmiyorum işte o da Cengiz o da kaç tane Cengiz'in bağ evi var bilmiyorum. Kaç tane Cengiz'in aynı sıralarda öldürülen iki kadına bağ evin aynı Cengiz bilmiyorum. O Cengiz o Cengiz de demiyorum. Sadece diyorum ki bu isimlerin hepsi... Yani iki kadının da etrafında aynı isimler var. Hani Cengiz tesadüf olabilir. O Cengiz o Cengiz olmayabilir belki. Baba. Belki de olabilir ama diğer isimleri tanıyoruz. Biliyoruz Nezen Germiye'nin cinayetinden. O isimler Lütfen'in de etrafında. Lütfen'in üzerinden de para kazanmak isteyen isimlermiş bunlar. Bu da ortaya çıkıyor birçok şekilde. Nezen'i de bunlar mı öldürdü diyoruz. Çünkü o sırada da Nezen'in önce alınıp bir bağ evinde tutulduğu sonra oradan sonra öldürüldüğü falan konuşulmuştu. Yani mesela şimdi siz diyorsunuz ki benim kardeşim Ahmet Taşkın'la Ahmet Ağaç'tı. Ahmet Ağaç sizin neyiniz? Halamın oğlu. Yani? Ben onlarla zaten 12-13 sene tamam, oldu. Tamam hayatım sen konuşmuyorsun ama yani Ahmet Taşkın'la da Ahmet ya onların arası Ağaç iyiydi. Zaten kuzen. Evet onların arası iyiydi onlar görüşüyorlardı. Tamam Lütfiye de diğer kuzen. Lütfiye de kim hamile bıraktı denen Murat'ın karısı. Yani neyse verelim şu arayı da. Peki Dilek Hanım, Ahmet Taşkın'ın yani kardeşinizin Lütfiye ile telefon konuşmalarının içinde düşünüyorsunuz? Onu daha önce Pembe Hanım'a da söyledim. Muhtemelen dedim Nurullah'la olan bir şiddette bir darpta bir şekilde abime ulaştı. Çünkü burada bir tane piyon vardı Müge abla. O piyon konuşamıyordu, kendini savunamıyordu. Bu suç onun üstüne atılmalıydı çünkü o kendini savunamayacaktı ve bir de bu cinayetten üstlenecekti. Zaten dosyası kabarıktı. O piyonu abim olarak seçmek istediler.
Lütfiye ile görüşmesini muhtemelen şuna bağlıyorum. Lütfiye aramış olabilir. Beni kurtar, bana darp uyguluyor, işte tehdit ediyor, beni öldürecek gibi bir şey söylemiştir. Benim abim zaten böyle bir insan, maalesef böyle bir insan. Koşan bir insan, giden bir insan. Yani boşuna gülme oradan. Çünkü çok güzel seninle, koşar, çok güzel koşar. Çünkü ben bildiğim için o yüzden senin abin çok... Tanıyorum. Nezen'in Melahat'in evinden çıkmayan kişi sendin. Bak evet. Benim... Taşlar evet, çünkü, yeni yeni üstüne çünkü, oturuyor. Çünkü demek ki Nezen'in ölümünde, Nezen'in ölümünde senin de parmağın var. Bu kadar atladığına göre... Şefin akrabasıydı çünkü. Peki sana bir şey soracağım. Çok özür diliyorum Müge ablacığım. Abim sana teklifte bulundu mu? Bak hayır, ben sana bulundu bir demiyorum. Bir dakika, ben sana bir şey sordum. Abim sana teklifte bulundu mu? Hayır, bulunmadı. Lütfiye'ye bulundu. İşte Nezen'e bulundu, sana mı bulunmadı? Çünkü sen de tanıyorsun ya çok samimi hani abimi. Çok iyi tanıyorum. Ama onun da yanında Şefik var, kocası. Yani. Zaten Şefik. Onu zaten kalmış birisi yani. Allah, ben bir şey diyebilirim. Ama Müge ablacığım Şefik ben zaten yapıyordu. Stüdyoya geldiğimde bir tane abiye de anlattım ben, müdür beye. Şey, Büşra ablaya da anlattım. O günü yakalandığımız günü mahkemede bizim ifade alındığı günü ben... Duran abi, Lütfi abla dikiliyorduk. Ahmet Taşkın geldi. Adını getirmedim. Bir tane Azeri bayan vardı o olayda bizim. Nazlı diye. İstiyorsanız getirebilirsiniz. Yüzleşirim ben. Ondan sonra dedi ki Nazlı annem, sizin yüzünüzden eğer cezaevine giderse sizi öldürürüm dedi. Kim dedi? Kimkine dedi? Şey, Ahmet Taşkın dedi bize. Kime dedi? Bana, Lütfi ablaya, Duran abiye. Ne dedi? Eğer dedi bu olayda dedi Nazlı anam dedi cezaevine girerse dedi sizi öldürürüm dedi. O günü akşam da zaten Lütfi abla Ahmet Taşkın'la 4 dakika konuşulmuş. Evet, aynı gün yani kaybolduğu gün Lütfiye evet. 18-23'te hani abini savunmuyor 219 ya. Saniye. Abini savunmuyorum. 18-27'de 24 saniye konuşuyor. Biz yani, yalanı sen doğrusun. Yani ben o gün iki kere konuşuyor. Ben o gün iki kere konuşuyor. Abim suçsuz da demedim, suçlu da demedim. Orada da neden da söylediğini söyleyeyim Ahmet Taşkın'ın buna. Çünkü bu polis operasyonunun Lütfiyelerin üzerinden gittiği polise ihbarı söyleniyor. İşte Nurullah'ın annesi olabilir, bir başkası olabilir ama Lütfiye ile ilgili polise ihbarda bulunulduğu için emniyetle bununla ilgili oradaki bu bağlantılı kişileri topladığı için Ahmet de demek ki o yüzden söyledi sizi öldürürüm eğer içeride kalıyorsa diye. Bu da bir iddia olabilir. Abim biliyordur. Artık Nevşehir biliyormuş. Abim de biliyordur. Muhtemelen belki özür diliyorum. Bir cinsellik konusunda da konuşmuş olabilirler. Ya da dediğim gibi Nurullah'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini düşünüp abimi arıyor olabilir. Çünkü vallahi, şöyle bir düşünüyorum Müge ablacığım. Abla. Müberra burada. Büşra orada. Büşra da burada efendim savcılığa gitti. O da Seglis'le ifadesini verecek Nevşehir'e, sonra geri gelecek. Evet. Üç kişi var. Üç kişi. Ve bu üç kişiye Ahmet Taşkın birine diyor ki sana para vereceğim, git evine yiyecek al diyor. Sonra kız parayı alıyor, Büşra'yı kastediyorum. O gün konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Ahmet Taşkın evine yiyecek al diye para veriyor Büşra'ya. Büşra parayı aldıktan sonra Ahmet Taşkın diyor ki... Gibi bunu konuş, bacı söyledi, konuşma. Bacısı söylemedi mi? Yalan yanlış konuşma. Mı hatırlıyorum Müge ablacığım yalan ben? Yalan konuşma, ben hatırlamıyorum ne zaman söyledi. Hayır, yayın arasında görüşmek. Para aldım falan demedi hiç, para aldım falan demedi kız. Hayır, para olur mu Müge hanım, olur mu? Zaten Müge abla adın yazıyor, Lütfi abla. Para teklif etti dedi. Para teklif etti, ben kabul etmedim dedi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Duyanlar mutlaka, onlar da hatırlıyordur. Dedi ki, Ahmet Taşkın bana para verdi dedi. Git evine yiyecek al diye dedi. Parayı aldık. Diğer tarafı söyleyelim. Yalan konuşuyor abla. Müge ablacığım diğer tarafı söyleyelim. Tamam sizin dediğinizi. Hayır ben hatırlamıyorum öyle bir şeyin konuşulduğunu. Yani, hepiniz aynı yani anda yani konuştuğunuz abla. İçin çok net değil ama öyle bir şey demediğini biliyorum. Çünkü zaten peki, Büşra kabul etmiyor ki bunu. Tamam para teklif ettiğini düşünelim. Tamam para teklif etti abim Büşra'ya. Büşra nasıl abimi terslemedi o zaman? Özür hayatım diliyorum bak ama. Şimdi senin abinin zaten Büşra yaşında ve Nezan yaşında insanlarla ilişkisi olmamalı. Yani onlarla konuşmamalı dahi. İyi de Müge ablacığım Nezan'la ilişkisi olduğu bak, yok ki ortaya bak, bir şey çıkmadı ki böyle miyim? Bir şey. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Herkes belki kendi gördüğü hayatı doğru sanıyor. Ve herkes öyle davranıyor sanıyor. Fakat normalde delikanlılar tamam mı?
13-14 yaşında kız çocuğuyla konuşmaz. Peki, bak konuşmaz. Bak konuşabilir falan demiyorum. Konuşmaz. Gördüğü zaman belki mahalleden arkadaşı sana haber Nezen der. Yürür gider. Tamam mı? Başını çevirip de bakmaz. Öyle delikanlı adam çocuk parkında oturup çocuk seyretmez. Evet. Delikanlı adam öyle. Bırak 14'ü 15'i 16'ı 17'i. Peki, yani çocuk... öyle küçük kızla öyle mahallesinin kızı bilmem ne öyle kızlarla konuşmaz delikanlı adam ya. Çocuk parkında konuşmaz. Bu ülkede 20 milyon var? Erkek varsa yetişkin. Konuşan mı var? 20 milyonun 19 milyon 800 bin tanesi böyledir. Böyledir yani. Tamam, konuşma bir kere... Zaten konuşmak istemez ya. Sen normal babasına veriyorsun parka götür diyorsun. Götürmüyor. Biz burada bir bakıyoruz. Ben parkta çocuk seyretmekten çok hoşlanırım. Olmaz. Olmaz yani. Oraya gittim de ona baktım da onu arabama aldım da onun telefonu bu renkti falan. İlgilenmez o yaştaki adamlar ya. Hayır, Ahmet'in zaten bir böyle bir konuşması olduğunu bile bilmiyorum. Yok bu ya. Yani canım böyle konuştu, bir anlattı yani. O da neler anlattı. Şimdi yani bu telefonlar da dediğim gibi telefonlar da açılmış. Evet, telefonu söyledi. Yayın sonundaki bandı mı demiş. Ahmet bana para verdi, benimle beraber ol dedi. Ne demiş bir bakalım, ben orasını hiç hatırlamıyorum. Bunu hiç dememiştim ama siz istediniz. Bunun kardeş bana dedi ki, bana tuttu para verdi. Müge abla al bu parayı, bizim o zaman durumumuz yoktu ya. Bir gece dedi, bunu bana kardeşin söyledi, yalan söyleme. Ben sizin korkunuzdan küçük yaşta evlendim. Evet. Tamam yani para teklif etti diyor yani. Ben onu tamamen hani... Al bu parayı, eve bir şey al. Çünkü zaten sesiniz o kadar yoğun geliyordu ki Müge Hanım. Para kelimesini biliyorum. Al bir şey al ya da al bu parayı dedi. Uygunsuz bir şey. Sen bana iftira atmayı seviyorsun. Valla ben iftira atmıyorum. Bak ha. Sen atıyorsun, iftiralarınızsa ortaya çıkacak. Çıkacak şimdi zaten. Çemberde benim abim de varsa üstüne basa basa söylüyorum. Abim de içinde dahil. Cehennem azaplarından çıkmayın. Sen de, o da, abim de, Büşra da. Hepinize de söylüyorum. Kim yaptıysa, Nezen'i de Lütfiye'yi de. Allah görüyor, Allah biliyor. Ben abimi bilmiyorum. Aynı ben işte. Seni bilmiyorum, ben onu da bilmiyorum. Onun sadece ismini canım biliyorum ben. Sen de beni iyi tanıyorsun, ben de seni iyi tanıyorum. Vallahi ben seni çıkaramadım. Ben seni az önce gelen mesajda çıkardım. Ha. Kim olduğunu. Tamam. Melahat Germiyen'in evinden çıkmayan yeğeniyle birlikte özür diliyorum Müge abla. Yalan söylüyorum. Az önce kendi de söyledim, evine gidiyordum. Hayır bir dakika, yalan söylüyorsun sen. Şimdi Müge ablacığım kendi de söylemedi mi? Evine gidiyordum evet Melahat'in diye. Ya beni yalanlamaya mı çalışıyorlar? Sen yalan söylüyorsun bir. Niye biliyor musun? Benim evime daha hiç bir gün olsun gelmedi. Öyle mi? Sen az önce sen söyledin. Hüseyin abicim ben ne zaman geldim? Şefik'le beraber Şeker Bayramı'nda. O zaman senin kızdın. Ama Fatma'nın bak ben onu da söyleyeyim. Evet. Benim analığımın evine geliyorlar bunlar. Evet. Orada da benim evime zaman, gelmedi. Yalan söylüyorsun Fatma'yla sen. Fatma'yla bu senin evine Hüseyin gelmedi abi, mi? Sen yalan söylüyorsun. Hüseyin abi. Allah var, yalan söylemeyin. Bak ölen senin kızın. Allah ölen benim vardı. Kızım değil bak. Ölen senin kızın. İnan. Doğruları ben konuş. Ben diyorum ki burada doğruları konuş. Bak ben doğrusunu söylüyorum. Bu yeğenin Fatma'yla senin evinden yanlış, yalan söylüyorsun sen. Sen yalan öyle söylüyorsun mi? Benim ben evime daha bir gün olsun geldilerimi sor bakayım. Nasıl olsa sor. Doğruyu söyleyenler çıkacak. Geldim mi diyor hala. Kadın geldim diyor. Bu bir kere bile gelmedi diyor. Sen beni dinlemiyorsun ki. Sen beni bir dinle. Ben senin evine ya bir defa ya iki defa geldim. O da Fatma halamla. Doğru. Anladın mı? O zaman senin kızın da zaten küçüktü daha. Ben Şefik'le evlendiğimde o zaman. Ya o zaman ya 6 yaşındaydı ya 7 yaşındaydı. Ama öyle dinmiyor ki. Diyor ki senin evinden hiç çıkmıyor diyor. Birincisi... Fatma hala dedi ya. Nezen'i, kaynanamı söylüyor. Nezen'in bağlantısıyla senin de alakan var. Çünkü... Bunların evine gidiyorsun, sen gittim diyorsun, o gelmedi benim evime diyor, bir kez bile gelmedi. Burada ikiniz birbirinizi yalanlıyorsunuz. Bak, bir şey söyleyeyim. Burada o işin içinde. Sizin söylediğinizde ciddi bir tezat var, ciddi bir çelişki var. Siz diyorsunuz ki ben burada tanıdım, biraz önce attığın mesajdan kim olduğunu anladım evet, diyorsunuz. Evet, şimdi... Ama onun geçmişiyle ilgili yani, gittiği bütün yer... Yanlış saniye, gittiği bütün yerleri de biliyorsunuz. Hayır, aynen. Gittiği bütün şimdi, yerleri değil ya, hocam. Ya çok iyi tanıyorsunuz... Hocam... Ya da... Reklam arasında bu söylemleriniz ben, doğru değil. Bakın, reklam İkisinden arasında biri. Ben... Telefon geldi, telefonla görüşme yaptım.
Müberra'yı tanıdın mı dediler bana. Ben de tanımadım dedim. Gerçekten tanıyamadım. Yemin ediyorum. Şimdi Müberra Hanım'ı burada tanımadıysanız Müberra Hanım'ın daha önce neleri tamam gitti. Tamam işte telefonla konuşanlar anlattı. Bir şey diyebilir miyim? Ben telefonla konuştuklarımı anlatıyorum. Yeğeni Fatma'yla Melahat'in evine sık sık gelir giderdi deyince ben bildim. Yeğeni Fatma'dan bildim bunu. Hüseyin abinin yeğeni Fatma da Müberra gibi. Bunlar geziyorlardı ve Melahat'in evine girdiğinde narda bir dere vardır. Orada piknik yapar aileler. Tamam. Biz o dereye piknik yapmaya gittiğimizde de gördüm. Bunun Fatma'yla birlikte, yeğeni Fatma'yla birlikte Melahat'in evine gidin. Siz korkun. Sen Allah'tan korksaydın tek bir şey söyleyeceğim. Söyle tek bir şey. Havaalanından seni aldığım gün beni görmedin. Kafamı yere eğdim arabada. He. Bir oyun havası aç da oynayalım. Bağlattırma. Bir dakika ne zaman oldu? Müge ablacığım. Müge ablacığım. Ben bunun başka ismini Pembe şey Hanım'a verdim. Kişinin yani araçla bunu almaya giden kişinin ismini. Nereden Pembe alıyor? Ne zaman verdim, alıyor? Aman, bir dakika dur. Hangi ne zaman alıyor? Nereden alıyor? Nezen'in ölüsü çıktıktan sonra bu buradan giderken mi? Evet evet. Nevşehir'e Kayseri'den havalimanından aldık biz. Tamam. Hatta yanında küçük oğlu vardı. Ve ben arabaya yattım. Bunun beni görmemesi için telefona şöyle kafamı soktum. Size yemin ediyorum. Bakın buradan Nevşehir'e ulaşmayayım. İnşallah. Dedi ki inşallah siz de ulaşmazsınız. Ben de ulaşmayayım. Arabaya... Yok mu bir oyun havan dedi. Aç da dedi bir oyun yap. Arkaya döndüm. Tamam. Bakın eğer yalanım varsa benim de evladım var. Yemin etmek istemiyorum. Nezenden beter olsun. Arkaya döndüm. Olsun inşallah. Melahat dedim. Ölen benim çocuğum mu senin çocuğun mu dedim. Aa Dilek sen de mi buradan? Kızım ne yapayım ölenin ölünmüyor. Dilek'im dedi. Ve size yemin ediyorum. Bakın şu anda da yalan söylüyor. Ablacığım, ben yalan şoför, söylüyorsam benim bağlansın. Allah belamı versin. Sen yalan söylüyorsan benim de versin. Desin ki ben böyle yapayım. Demiyorsunuz. Vallahi. Nardan dayak yediniz, atıldınız. Buradan dayak yediniz, Nevşehir'den atıldınız. Sen yer yurt yapabiliyor musun? Bana onu söyle. Nerede oturuyorsunuz? Bir dakika, bir dakika. Nerede oturuyorsunuz? Nerede dayak yedik biz? Sen nerede? Narda kim dayak yedi? Bana bir söyler misiniz? Kim? Dayak yiyen kim? Narın halkını da bağlayın da Müge Hanım. Nasıl dayak yediklerini ya, anlatsınlar. Bak, neden diyorum? Açıkça söylüyorum. Çünkü sen evinde dahi kızının ölüsünden sonra müzik açıp da oynayan bir kadınsın. Unuttun mu? Ankara'nın bağlarında. He. Ha ya. Bana o sesi vermeyeyim. Ben şunu anlamadım şimdi. Bu önemli bir şey. Burada programda Nezle'nin öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Evet. Sonra zaten uzunca bir müddet beraberdik. Şimdi size de söz vereceğim. Ondan sonra buradan Kayseri'ye gidiliyor zaten. Kayseri'den evet. Nevşehir'e gidiliyor. Niye siz hangi araçta saklandınız ettiniz ben anlamadım. Sizin ekibiniz oradan bir araç yönlendirmiş bunları almaları tamam. için. Hatta şey diye yazıyordu, Müge Anlı ekibi diye yazıyordu. Tamam. O beyefendiyi de ben çok yakından tanıyorum. Aile dostumuz kendisi. Şoförü mü? Evet, evet. Aile dostumuz aynı zamanda da sanayide babamların falan aracının tamam, işi olduğunda siz arabanın oradan içine mi bindiniz? Evet, ben arabanın önündeydim. Önde oturuyordum. Bana dedi ki, Melahat'ı almaya gidiyorum. Ben dedim ki, ben de geleyim. Hı. Bir görmek istiyorum nasıl durumu diye. Tamam gel dedi. Ben arabaya bindim. Ama telefonu elime aldım. Kafamı iyice içeri yani. Soktum. Neden? O beni görmedi. Bir önce görmesini istemedim. Çünkü Melahat'in çelişkili tavırlarını biliyordum. Size yemin ediyorum Müge ablacığım. Arabaya bindi. Sağlığa zararlı. Ondan bahsetmiyorum. Bir tütün pardon, istiyor yani. Pardon. Sonrasında da küçük oğlu vardı zaten yanında. Sonrasında da dedi ki yok mu bir oyun havan neye aç da bir oynayak dedi. Ve şarkıya eşlik etti. Size hayır, yemin ediyorum. Belamı. Bakın Allah belamı versin. Şarkıya eşlik oldu etti. Oldu mu böyle bir şey? Resmen. Hanım, evinde. Yani, burada bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar da. Sizin ekibiniz. Bu kadar da. Sizin ekibiniz geliyor da. Buradan havaalanında sizin ekibiniz mi gelir yoksa başka bir ekip mi gelir? Ama şimdi tamam, şoförlerle demiş, ilgili tamam, tabii şey biz de orada ona. Firmalarla çalışıyoruz. Tamam. Yani şimdi bizim her yerde firmalarla şoförümüz yok. Girdik Nevşehir'e oradan da bir doğrusun. Firmanın şoförü gelmiştir almıştır. Onlar benim ekibime ait peki, değil. Peki şunu da yalanla Melahat. Ben seni Meteris'te Nurdagül Ağaç'la gördüğümde elinde 3 tane çanta vardı senin. Poşet vardı. Poşetin içerisinde çocuk kıyafetleri vardı. Bebek kıyafetleri. Ben o zaman da bağlandığımda gerçeği yalanladın da.
Çocuk kıyafetleri vardı. Melahat abla hayırdır bu kime dediğimde, kızım İstanbul'da yeğenim doğum yaptı da ona gönderdim, ona göndereceğim dediğinde yalandı değil mi? Yok, kızım mı? Bana demedin mi ya kızım? İstanbul'da yeğenim doğum yaptı da oraya göndereceğim diye bana söylemedin mi? O da mı yalandı? Doğum yaptı, gönderebilirim. Tam da Nezen'in ölü bulunduğu zamanlarda değil mi? He? Nezen ortalıktan kaybolduğu zamanlarda Meteris'te senle Nurdagül alışveriş yapıp geliyorsunuz. Ben sana çantadakileri soruyorum. Sen hatta göstermedi Müge Hanım. Hatta göstermedi. Bizim Nevşehirlilerin bir şeysi vardır. Arkadaşların hepsi Nevşehirli bilirler. Kız ne aldın? Hediye mi aldın bana? Bir bakayım falan deriz. Çantayı açarız biz. Ben de o gün çantanın ucunu şöyle şey yaptım. Zaten çocuk kundağını gördüm orada şeyini. Zıbınını. Efendim o konuyu izlemeyenler için şunu söyleyeyim. İddia şuydu ki Nezen komşusunun kocasından hamile kalmıştı. O komşu da sizin çok yakın görüştüğünüz komşulardı. Hamile kalmıştı. Bu hamilelik üzerine de aile meclisi toplanmıştı. Ve bebeği başka bir yerde doğursun, doğurduktan sonra da artık hani başımızın çaresine bakarız diye konuşulmuştu. O yüzden Nezen'in uzunca bir müddet bir yerde tutulduğu iddia edilmişti o dönem hamileliğinden dolayı. İşte Dilek Hanım da ona atıfta bulunarak diyor ki annesi de gitti pazardan bebek alışverişi yaptı. Çünkü o Nezen hamileliğini bitirene kadar orada bir süre tutulacaktı diyor. Şimdi öncelikle söz vereceğim yine size. Şimdi Hüseyin Bey'le buraya gelmeden önce bir röportaj yaptık, onu bir izleyelim. Sonra bütün bu konuşulanlardan siz ne çıkarttınız? Yani olayın içindeki kişiler olarak size onu sormak istiyorum. ...2013 yılında programımızda bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Nezen Germiye'nin katillerinin Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla bir ilgisi olabilir miydi? 8 yıl sonra yeniden ekibimize konuşan baba Hüseyin Germiyen her iki olaydan da aynı kişilerin sorumlu olduğuna inanıyor. Nezen'in kaybolması, öldürülüp de atılması Lütfiye'yle farkı yoktur. Nezen'le Lütfiye'nin arası 2 ay sürüyor. 2 ay sonra da bu kayboluyor. Beni Nezen gibi de öldürürlerdi, Nezen gibi öldürürlerdi. Ben ondan yani kaçmış. Ama bu çocuk da öldürülmüş. Hüseyin'in hayatta olmadığını düşünüyorsun. Aynen öyle. Bunu yapan Ahmet'tir. Nurullah, Büşra bunların hepsinin de bilgisi içinde. Ben burada stüdyoda katıldığımda cinayetle ilgili konuşulduğunda Ahmet Aşkın'ın babası zaten kendisi beyan etmişti. Benim oğlum yapar dedi. Benim oğlum öldürür dedi. Öldürmüştür dedi. Baba 8 sene önce Ahmet Taşkın'ın Nezen'in öldürülmüş olarak bulunduğu yeri çok daha önceden bildiğini de hatırlatıyor. Öldürse öldürse Nezen'i buraya atar deyip de orayı gösterdiğinde Müge Anlı madem dedim Nezen'i buraya öldürüp atıldığını söyledi de sen dedi orayı neden biliyorsun dedi. Oraya Murat'ı öldürüp de oraya attığını nereden biliyordu? Büşra'nın söylediği iddiaya göre Ahmet Taşkın Büşra'ya demiş ki Nezen'i öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm. Doğrudur. Söylemiştir. Madem öyle diyorsa Nezen'i öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm diye soruyorsa şimdiye kadar gelip de niye ifade vermedi? Şimdikten sonra bu ortaya çıkıyor. Bana onu açıklasın. Bu şimdi bunun içine %100 bir çıkarı vardır. Ya kardeşini kayırmaya çalışıyor ya da bir yani bir şahısı kendine kayırmaya çalışıyor. Demek ki bunların arasında nüsibetlik var. Burada gerçekleri söylesin. Kimseye kayırmasınlar. Benim çocuğumun DNA testinde evet benden tutmadı doğru. Annesinin tuttuğunu söylendi. Benim çocuğum DNA testinde yapıldıktan sonra ben de almaya çıktığımda vardığımda bir kafatası çok ufadı. İkincisi sol diz kapağının altında yarım ay şeklinde bisiklet kazası vardı. Ama bunda yok. Cenaze yıkanmaya gidildiğinde orada bayanın bir tanesi dedi ki bu dedi 13-14 yaşındaki kaburga değil dedi. Bu çocuğun kaburgası değil dedi. Bir tarafım inanıyor, bir tarafım inanmıyor. Ya bir kere sondan başlayayım. Abi zaten ne demek DNA'sı benimle tutmadı? Zaten senin öz çocuğun değil, tabii ki senin DNA'sı seninle tutmayacak. Ben şimdi sana ben bir şey söyleyeyim Müge Hanım. Benim evladım. Tuttu işte bak yani. Yine ben söylüyorum, yine söylüyorum. Benim evladım ya ama tamam, ben atmıyorum, sen ruhen, tamam da senin manen, ruhen evladın gibi hissedebilirsin de biyolojik olarak evladın olmadığı için senin DNA'nı zaten tutmayacak. Tamam. Zaten senin niye DNA'nı almışlar ki ben onu anlamadım. Senin DNA'nı başka şeyler için almışlardır. Ya senin zaten sen çocuğun olmadıktan sonra biyolojik olarak nasıl DNA'nda çıkabilir? Annesiyle çıktı daha şimdi onun öldüğüne de inanmıyorum ne demek. İyice karıştırmayın ya, çorbaya dönüyor işler. Evet. Ablacığım benim DNA testim o zaman alınmayacaktı da niye aldılar burada? Senin başka şeyler için almışlardı şimdi boş ver.
Yani seninkini almışlardır. Bulursa şey kızın üzerinde bir iz çıkarsa diye o sırada birçok kişinin DNA'sı alındığı için seninki de ondan alınmıştır. Çocuk senin olmayınca zaten niye senin DNA'na bakasın? Ya da yanlışlıkla aldılar. Ne bileyim ya senin DNA'nın alınmasına gerek yok. Farklı incelemeler yapmak için olay yerinde bulunan farklı materyallerle karşılaştırmak için sizin DNA örneğiniz de alınır. Bu rutin çünkü sizden de şüphelenmişler değil mi? Hatırlamıyor musun? Evet benimle de şüphelenmişler. Şüpheli olarak alınır. Ama anneyle DNA'sı tuttuğu andan itibaren artık o annenin, o ev, kız çocuğu o annenin evladıdır. Kimlik tespitinde bir sorun yok yani. Şimdi bütün bu konuşulanlar için şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Siz bu kimleri tanıyorsunuz bu konuşulanlardan? Ablacığım. Bir kere önce siz o Muratlarla konuşmaya devam ediyor musunuz? Yurda Güller'le Muratlarla? Hayır. Hani yediğiniz içtiğiniz ayrı gidiyordu. Ne oldu? Niye ayrıldınız? Vallahi oğlum kendi yerinden Nevşehir'den ayrıldı. O iş başka yerinde çalışıyor. İş yerinde gücünde. Ama biz kendi işimizde gücümüzdeyiz. Tamam ama görüşüyor musunuz bu kadar çok samimi? Yok. Hiç görüşmüyorsunuz? Yok. Telefonda falan? Yok. Telefonda görüşüyor. Yani şey mesaj falan internetten atıyorlar ama görüşmüyoruz. Güzel yaşayın. Çok yaşayın. Hayırlı yaşayın. Ah. Hocam hep beraber. Yani artık onlarla bağınız koptu. Ne kadar zaman sonra? Yani hani buradan bayağıdır, döndünüz. Bayağıdır gitmiyoruz yani. Onlar da gelmiyor. Siz mi taşındınız yani. Onlar mı taşındı? Biz evimizdeyiz. Biz evimizde yine oturduğumuz yerde. Aynı evdesiniz. Sizi evdeyiz. Kovdular oradan diyor. Yok Müge Hanım evimizdeyiz. Müge Hanım kovuldular bunlar. Birkaç ay sonra tekrar nara geri girdiler. Allah Allah. Çünkü nar halkı bunları kabul etmedi. Melahat'in vermiş olduğu ifadeyle çelişkileştiği için nar halkı bunları istemedi. Nar halkından da bağlananlar olsun. Mutlaka olacak. Melahat o kadar çok anne rolünde ki kendisi. Hepimiz anneyiz. Hepimiz. Allah kurban olduğum Allah onun gibi bir annelik vermesin. Peki bir şey sormak istiyorum kendisine. Murat kızını dövdüğünde, Nezen'i dövdüğünde... Şuradan şuraya kadar Nezen'in kolu sargılıydı. Bu incindiğinde sarılan şeyler var ya Müge ablacığım onunla. Neden sarılıydı burası? Bana açtı gösterdi kolunu. Abla bir şey yapamıyorum. Annem Murat'a beni dövdürüyor. Niye dövdürdün oğlunu Murat'a? Allah Allah. Ha? Ama o konuşulmuştu evet onu yapmıştın yani. Bağ evine gitti diye bu kızı sıkıştır döv dedi diye konuşulmuştu ya. Unuttun mu sen bunları? Benim unutmadığımı yok. Siz nasıl unutacaksınız abi ya? Olayın içindeki sizsiniz. Bağevide değil Müge Hanım. Yok ablam bunlar ya. Sargısını bilmem ya. Dayağı biliyorum ama. Bağevide değil Müge Hanım. Murat'a kendisi demiş ki ben bunu zapt edemiyorum. Bunu babası zapt edemiyor. Bizim oralarda zapt edemiyor derler. Bunun affedersiniz programı. Murat ne yapıyorsan yap dövüyor. Nezen'in buradan buraya kadar sargılı. Koluna ne oldu ablam dedim. Bir şey yok abla dedi. Kolunu çekiştirdi. Ben bunu daha önceki yayında da söyledim. Ama Murat'ın dövdüğünü biliyor yani, musunuz? Niye şimdi siz unuttunuz mu? İşlerine niye konuşuldu burada? Siz de kabul ettiniz Murat'ın dövdüğünü. Yalan evet. Hayır şimdi o laflara takılmayın. Böyle bir olay yaşanmamış mıydı? Murat onu dövmüştü. Hepimiz hatırlıyoruz. Abi, İlk defa duyuyormuş gibi davranıyorsunuz ya. Bu sizin kızınız ve sizin hocam, kızınızla ilgili olan ki. Yaşanmış bir olay. Sizin de o zaman kabul ettiğiniz bir olay. Bunu unutma şansınız yok ki. Abim sana bir şey söyleyeyim mi? Benim çocuğumu kimse dövmez. O zaman dönüp bir, işinize soracaksınız. İkincisi kolunda çocuğumun kolunda sargı bezi diye bir şey yok. Yalan söylüyor. Sargı izini hatırlamıyorum ama dövüldüğünü kabul ettiğinizi hatırlıyorum. O zaman sıkıştır dendiği da... doğrudur. Ama bunun ya, doğdu demesi Hüseyin yalandır. Hüseyin abi bana bir tek şey söyler misin? Bir tek şey. Allah aşkına Nezen'e ne kadarlık babalık yaptın? Ne kadar? Allah aşkına bir söylesene. Ha güzel söyledin. Kızı ne okula gönderdiniz? Ben söyleyeyim bir dakika. Söylüyor. Kızı ne okula gönderdiniz? Evet. Çocuk gecenin bir yarısı kapının önüne koyuluyordu. Kendisi ağlayarak çocuk anlattı. Ağlayarak Nurda Gül'ün evinde anlattı. Ben de o gün oradaydım. Melahat hatta dedi ki doğru da dur da dedi. Doğru da doğruca dur da o zaman seslenmeyelim dedi. Evet. Bak kolundaki buyurun. Fotoğraf işte kolundaki morluklar arada fotoğraf işte. Bu görünmesin diye çocuk. Diğer fotoğrafta daha ne? Evet. Sarmış. Görünmesin diye çocuk onu sarmış. Unuttunuz mu bunları ya? Ablacığım. Ben sana bir şey söyleyeyim Müge Hanım. O elindeki doğme değil. Allah Allah. Doğme değil. Bak yine söylüyorum. Hayır o zaman kabul etmiştiniz arkadaşlar. Yani hatırlıyoruz hepimiz. Tamam da doğme değil. Doğme de.
Benim evlat, senin evladını sana şunu söyleyeceğim Müge Hanım. Senin evladını bir başkasına desen ki sen doğu desen döver mi ya? Bir soru sorayım size ya. Ama şimdi sizin o sıradaki Yurda Gül ve Murat'la ailevi ilişkileriniz de standart ilişkilerin ötesindeydi. Ben şimdi sürekli aynı insanlarla oturup kalkamam yani. Benim canım sıkılır zaten. Yani siz senin çok işledi. Senin evladın da bunu sırtı hayır siz çok işledi. Abi diyeceğim. Sen bana bakma. Benim üzerimden yürüme. Ben, yok, hayır, ben kendim de dövmediğim için. Hayır hayır ben bunu hayır ben kendim de vurmadığım için başkasının zaten vurması ölümüne bir fermandır. O ayrı bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum. Sizin o sırada Murat'la Yurdagül'le ilişkiniz normal standart ilişkinin çok ötesindeydi. Evet sabah kahvaltılar birlikte. Sabahtan kalkıyordunuz kahvaltı akşam yemeğe akşam kadar. Ben öyle bir hayat da kabul etmem. Yani istemem yani şahsen. Ne kadar sevsem de. Arada özüm ile arkadaşlar. Bir, benim birbirine kızımı ben sokakta ben bırakmadım. Ben çocuğumu sokağa atmadım. Hayır ama anası o, da atmadı. Ama o sıra Murat'a böyle dediğini kabul etmişti senin karın. Unuttun mu Hüseyin Bey? Niye okutmadın o zaman? Senin diyor, senin çocuğa diyor, doğu dediğini diyor. Bunu al bir sıkıla demişsin işte, gitmiş bağ evine bizi dinlemiyor. Vallahi Müge Hanım ben bağ evine gitti ne diye öyle bir şey hiç söylemedim. Ben ilk defa söyledim, Mehmet Atak'la bağ evine gitti dedim. Başka... E tamam işte hiç, bağ evine bağ gitmiş, evi... e tamam işte bağ... Çünkü başka hiçbir yere gittiğini söylemedin yani. Bağ evinden bahsediyoruz ki... işte, o bağ evinden bahsediyoruz. O bağ evinden sonra hamile kaldı mı diye test almadın mı sen de? Yok test falan almadım. Aa o 15 dakikalık ben bantta var. Ben test aldım demedim Müge Hanım. Tamam bakın 15 dakikalık bantta Emre. Aa. Bak götüreceğim dedim ama almadım. İşte götüreceğim dedin aldın ha, almadın. Götüreceğim bak dedim, o kadar cümleler almadım. Üzerinde konuşamayız. Üzerinden 8 yıl geçmiş. Evet. Ama sen ona hamilelik testi yaptırmak istiyorsun. Ben götüreceğim dedim demedim demiyorum yalan söylemiyorum. E tamam işte. Yapmadım. Bulaşık yıkamıyor çocuk döv. Çamaşırları toplamıyor, çocuk döv. Askıdan çamaşırları alıp düllemiyor, çocuk döv. Değil mi? Evet. Siz çok iyi annesiniz. Burada Dilek yalan söylüyor, siz gerçeksiniz. Ben o dönemlerde Nurdagül'le senin kadar sıkı fıkı değildim. Gelip gidiyordum, senin kadar sıkı fıkı değildim. Ne zaman onun evine gitsem, senin çocuğun onun evindeydi. Ne zaman seni kapının önünde görsem, Nurdagül'le kapının önünde iç içeydin. Yalan mı söylüyorum? Fediz, ve ben senin çocuğunu ne zaman görsem senin çocuğun hiç okulda değildi. Hep sokaktaydı. Niye okutmadın? Niye istemedin kariyer okulda sahibi olsun? O zaman olsun? Niye kayıtlara gelmedin? Senin çocuğun okula üç gün gidiyorsa yapma gözü seveyim. Dört gün gitmiyordu ya. İki gün gitmiyordu ya. Sen yanımda devamsızlığı gelmiyor. Sen görüyordun. Melahat'ta görüyordun. Ben senin nara geldiğimde çocuğunu hep sokakta görüyordum. Her gün çocuğunu günlardaydın. Hep demek ki o zaman sen de o işin içindeysen nardaydın. Ben söylüyorum ben nara mutlaka Allah üç günde Allah. Dört günde bir geliyordum. Çünkü orada piknik alanı var. Kendin de biliyorsun. Hatta gördün beni oraya pikniğe giderken. Kendin konuştun. He ben de gelir mi diye. Ben seni kuyruğuma takmadım. Ben ailece piknik yapacağım diye. Sen görüyordun benim oraya pikniğe indiğimi. Müge Hanım Nevşehir'de Nevşehir halkı bilir. Çıtlık denilen bir ot vardır. Biz onu toplamaya gideriz. O günde annemin canı çok sıkıldı. Annem dedi nara doğru gidelim mi? Yürüme mesafesinde zaten. Nara doğru gidelim mi? Hem senin çocuklarını da dedi bir hava alır. Hem çıtlık toplarız hem bir oturur orada bir şeyler yer içeriz dedi. Kalktık şu kadar bir sebze arabamız var. Nara doğru yürüyoruz. Nezen arkamdan bağırdı. Dilek abla, Dilek abla. Arkayı döndüm Allah var Nurdagül'ün kızı zannettim. Arkamı döndüğümde Nezen'di. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nereye gidiyorsun, işte pikniğe gidiyoruz falandı fistandı. Sen ne yapıyorsun dedim. Ne yapayım abla dolaşıyorum dedi. Ben de az önce derenin oradan çıktım dedi. O tarafta dedi adamlar vardı dedi. Bu tarafa çıktım dedi. Adamlar ne tarafta dedim. Ona göre o tarafa geçmeyelim. Abla dedi oradaki dedi bir tane büyük bir bağ evi var dedi. Orada dedi adamlar oturuyor dedi. O tarafa gitmeyin siz bu tarafa geçin dedi. Tamam falan dedik sohbet ettik. Kolu dikkatimi çekti. Kolunu niye sardın ablam dedim. Bir şey yok abla dedi irkildi. Nezen ne oldu koluna fıstığım dedim. Getir bir bakayım dedim. Şöyle tutunca abla ne olur dokunma dedi. Ne oldu koluna dedim. Abla söyleyeceğim ama dedi çok korkuyorum ben dedi. Neyden ablacığım dedim. Size yemin ediyorum annemden ve Murat'tan korkuyorum abla dedi. Niye dedim. Annem dedi Murat'a beni dedi Murat'ın eline veriyor. Beni öldüresiye dedi dövüyor. Annem de dedi ki yok canım dedi anne yapmaz dedi. Anne yapar mı evladına öyle bir şey. Yemin ediyorum Fadime abla dedi. Beni dedi annem Murat'ın eline veriyor dedi. Dövdürüyor. Niye?
bulaşık yıkamıyorum diye. Çamaşır ama çocuğun anlattığı diye. Şeyler ama annenin anlattığı tabii, başka şeyler var. Ama... Nereye varacağını bilmediğim için dinliyorum. Şimdi boş ver size onu Hüseyin Bey. Efendim. Hayatım ne oldu? Sen bir gitmişsin anladığım kadarıyla. Üzerinden 8 sene geçmiş her şeyi unutmuşsun sana söylüyorum. Ama bütün bu konuşulanlarla ilgili... Yani mesela siz Nurullah'ı tanır mısınız, siz Büşra'yı tanır mısınız, bu konuşulanlardan kimleri tanıyorsunuz? Sen işte buraya bunu konuşmaya geldin. Hazır taraflar buradayken konuş. Şimdi Dilek Hanım diyor ki Nurullah'la Nezen tanışıyordu. Bir arabadan bahsedilmişti hep o gün. Yani senin o gün kız sabah çıkıyordu. Sonrasında bir başka arabaya bindirilip götürülüyordu. Üç erkek ve bir kız vardı arabanın içinde. Kızı gördüğü için oraya doğru yürüdüğü. Sonradan da aslında zorla gel Nezen bir şey olmaz falan diyerek alıp arabaya bindirildiği söylenmişti. En son beyaz diye bir araba hatırlıyor. Onu bastık. Evet. Yani evet, işte dinliyorum. Sen de şimdi bak bütün bu Ahmet Taşkınlar, ağaçlar, onlar bunlar ne diyorsun bu konuda? Abla ben Nurullah'ı ben bilmem. Tanımam. Bacısını da kendisini de tanımam. Ama o bacısı çünkü, sen onun okulunda çalışmışsın, o kızın okulunda. İşte bak ben şey söyleyeyim, ben o diyor ki bana birinci sınıfta diyor. Birinci sınıf. Öyle söylüyor. Ha ben çalışmışsın, ben orada çalıştım evet, ben görevli oradaydım. Ondan sonra bu çocuklar gittiler. Ama nereye gittiler, ne yaptılar, kaldılar mı gittiler, ben ondan sonra ayrıldım ben. Oradan ayrıldım. Hı. O işten okulumdan ayrıldım ben. Ben başka yere gittim. Ondan sonrasını tanımıyorum, bilmiyorum. Ha ikincisi... Benim o arabada görgü tanığı olan bayan, görgü tanığı olan bayan dedi ki Hüseyin abi ben onu rehberlik araştırmada oraya geldi. Hüseyin abi ne yapıyorsun, iyi misin dedi. Ben de iyiyim dedim. Sen nasılsın abla dedim. İyiyim dedi. Nezene abla, Nezene dedi ben dedi böyle böyle dedim dedi. Polisler beni gayeye almadı dedi. Sen dedi yalancısın diyor dedi. Ben de dedim ki abla bana doğrusunu söyle. Bak açıkçasını söylüyorum. Allah şahidimdir. Ben dedim ki eğer iş para istiyorsan para vereyim. Araba istiyorsan araba alayım, ev istiyorsan ev alayım. Kime ne, ha, kimle konuşuyorsun? Şimdi bak ben onu söylüyorum. Bana dedim ki doğrusunu söyle. Benim içim yanıyor. He. Bana doğrusunu söyle abla. Biz sonunda bir dinlerim anlarız. Öyle yani. Dedi ki bana. Abi dedi ben dedi konuşuyordum dedi dinle duruyordum. Burada telefon geldi dedi. Günümüz vardı dedi. Günümüz varken dedi telefon geldi. Ben dedi Nezen dedi oradan dedi geldi de araba dedi elini şöyle ona koydu dedi. Onu koydu dedi, onda bir tane dedi, bayan var dedi, onu kız var dedi, onu çıkarttı, arkaya oturtturdu. Kendi dedi, oğlan dedi, gel dedi, kızı dedi, Nezen dedi, arabanın içi onunla oturtturdu. Nar tarafına gitti dedi. Ondan sonra muamma zaten. Tamam işte. Ha ama o şahısı, ben söylüyorum, bak yine ben inanıyorum. Ben bunu söyledim, diyor ki bana emniyet teşkilatı, emniyet müdürlüğü, emniyet teşkilatı diyor ki, o diyor yalan söylüyor. Onun sözü inanılmaz. Niye inanılmaz? Onun üstüne varılsın. Madem gördüyse, o şahısları gördüyse, o çıksın gelsin, onu bulalım. O Nezen'i alıp götüren kişi kim? Bana o önemli. İşte insanlar o yüzden burada arabaya bindiğini gören varsa işte bu konuşulanlardan biri düşünecek. Ama bence siz o gün de yapmadınız. Siz o gün Murat ve eşi Yurdagül'le çok samimi olduğunuz için o aile ve civarındaki hiç kimseyi konuşmak istemediniz. Onlarla ilgili bildiklerinizi anlatmadınız. Ben o gün de sizin yüzünüze söyledim, bugün de yüzünüze söylüyorum. O insanların şu anda Lütfiye'nin etrafında görüldüğünü söylenmesi de bence her şeyi ortaya çıkarıyor. Kusura da bakmayın. Bak orada uyuşturucu konuşuldu. Siz hayır 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 dediniz, senin güvercinler müvercinler bilmem neler. Bak ikisinin de uyuşturucu 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 uyuşturucu. Yani... Ondan sonra kız gördü mü, kıza taşıttılar mı bilmem ne diye konuşuldu. Siz hayır 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 yok uyuşturucu dediniz. Bak işte bir tanesi 80 yıl almış, bir tanesi 60 yıl almış falan içinde var. İkisinin de var Müge Hanım. Var ama hayır hayır dediler. Evet. Yo var. Ben bütün kasaba konuşuyordu. Kasaba niye sizi orada istemiyordu? Kasaba o ailenin bu işlerle ilgisi olduğunu biliyordu. Siz de onlarla işte dışısınız diye. Bir de orada da bir genç kız var. O genç kızın da bu şekilde başıboş olmasından dolayı kasabanın size tepkisi bu yüzdendi. Ama biz kovulduk mu? Oradakine evimizdeydik. Yani şimdi tabii kimsenin kimseyi evinden kovma gibi bir hakkı ya, yok. Tamam. Bak, Sezer, bir şey aa, yani peki, kasabanın size tepkisini de biliyordunuz. Bir dakika ya. O ev benim kendi şahsıma ait. Evet. Benim kendi evim. Kendi benim evin. Dur bir dakika. Benim o kendi şahsıma benim evim. Beni kim çıkartır? Sen çıkartabilir misin benim evimden? Valla dayak atılınca öyle bir çıkartılıyor ki. Kim dayak atmış bize ya? Orası Nevşehir. Ya bize... Abi... Ben
seni de asla kabul... Ya yok. Ne mi yani? Sana bak, ben yine dava söylüyorum, açacağım. Sana ya. Dava açacağım. Baba, ben Hüseyin Bey, Hüseyin Bey, bakın, bakın, bakın. O burada, zaman niye Ahmet Taşkın demedin? Burada niye hakaret... Niye Ahmet Taşkın'la Ahmet Ağacı korudun? Sizin zaafınızı gösteriyor. Neden hakaret ediyorsunuz? Sizin kızınızla ilgili konuşuluyor, onunla ilgili bir sonuca gidilmeye çalışılıyor. Hakaret ederek ancak kaçırtmaya çalışıyorsunuz diye ben düşünürüm karşı tarafı. Derdi o zaten bak hocam. Abi, hocam ben sana kimsenin yine kimseye sözsüzden... hakaret etme tamam, hakkı yok. Tamam ben bir şey söyleyeyim tamam özür diliyorum. Ama senin bak yine söylüyorum yine söylüyorum. Senin ev senin abin benim evladımın başını yaktı. Peki o zaman bir, niye? Bir dakika. Ya ben bunu, de sana diyorum burada ki baban, bak, Ahmet bak, Taşkın, bir dakika ya, Ahmet Ağaç, Nurdagül Ağaç niye korudun? Ağabey. Ben Ahmet Ağacı kimseyi korumuyorum. Neden? Ne Murat'ı koruyorum, ne Murat'ı koruyorum, ne kimseyi koruyorum. O zaman ben söylüyorum ki durmuyordun. Benim evladım katili çıksın, benim bulunsun. Ya senin evladın, söylüyorum. Sen bir kez olsun babalık yapmadın ki bu çocuğa. Kim yaptı? Senin kardeşin herkes mi yaptı? Herkes biliyor. Senin baban herkes mı yaptı? Herkes biliyor. Bir dakika. Senin kardeşin benim mi yaptı? Senin baban mı yaptı? Benim babam sıfat olsaydı benim babam yapardı. Daha babasının kim olduğunu bilmiyorsun ki. Kalkıp da babalık yapsın diyorsun bana. Ya o bizi ilgilendirmez. Bir dakika. He. Benim o benim evladım. Evet bak, evladınız ben, olduğu dur, için konuşma sen bir dakika. Okutmadınız, dayatmadınız değil mi? Benim eşim. Senin baban. O baban çocuk bağ mı? Evlerine gidene kadar, o çocuk öldürülene kadar neredeydi senin babanın? Senin baban. Nerede? Boşuna dememişler. İsin yanına git. Bakın ben şunu merak ediyorum Hüseyin Bey ve Melahat Hanım. Şimdi buraya Dilek Hanım geldi. Ve bizim Nezan konusunda konuşmadığımız Lütfiye konusuyla ortaya çıkan Nurullah var değil mi? Yani ve Nurullah'ın şey da kardeşi var. Mi? Bakın şimdi. Şimdi Büşra diyor ki. Bak Büşra niye şu an savcılıkta? Niye savcılıkta? Çünkü bambaşka bir iddia attı ortaya. Ahmet Taşkın bana dedi ki dedi. Nezan'ı öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm. Doğru. Yani yaptığı bakın büyük doğru, bir ihbardır. Diyor ki eğer şu anda Ahmet Taşkın cezaevinde olmasaydı şu an o da gözaltına alınırdı bu iddia üzerine. Şimdi yanında da Nurullah var. Dilek de diyor ki Nurullah, Büşra, Nezen geziyorlardı. Bu da tabii Dilek evet. Hanım'ın iddiası. Nurullah da hayır diyor. Siz bunu bugüne kadar duymuş muydunuz? Duymadım, siz duymadık lan. Duymadık. Yanında Nurullah'a dönüp de demiyorsun şey ki, oğlum bak pardon. Bu kadın da böyle söylüyor. Yani nedir diye bir dönüp tamam. Sormuyorsunuz. Söyleyelim. O gün Murat'a ve o zamanda Murat'a ve işte Yurdagül'e sormadığınız gibi. Hı. Ben de bunu anlamıyorum. İnsan ne zaman sormaz biliyor musun? Tamam. Sorunun cevabını biliyorsa sormaz. Sana ben eğer Nurullah'ın bir şey yapmadığını biliyorsam Nurullah'ı sormam. Benim evladımı. Sen tanıyor musun? Allah yukarıda şahittir abi. Ben senin evladını uzaktan yakından ilgim alakam yok abi. Sen beni tanıyor musun? Asla tanımıyorum peki, abi. Peki röportajında eşim, neden kardeşim, Nurullah Ahmet kardeşim, Ahmet Ağaç diyorsun? Beni tanıyor mu? Okuldan tanıyorum okuldan diyor. Misin? Ha. Okuldan abi. Şimdi beni okuldan tanıyorsa, bu beni tanımıyorsa ben bunu hiç görmediysem. Nasıl iftira sen atıyorsun? Nasıl iftira atıyorsun Nevşehir bana? Gibi nasıl yerde? İftira atıyorsun? İstanbul değil Nevşehir gibi yerde. Nevşehir'de. Bir dakika. Bak sana az bir şey soruyorum. Az önce röportajında ne dedin? Benim çocuğumun ölümünden hı. Ahmet Taşkın, Ahmet Ağaç, Nurullah sorumlu dedin. Ben onlardan şüpheleniyorum. Şimdi Nurullah'ı bir köşeye koyuyorsun, Ahmet Ağaç'a yükleniyorsun. Niye? Bir dakika. Korktuğun ne? Benim korktuğum evet. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Belli. Onlar içeride Nurullah dışarıda hayır. Diye korkuluyor. Bak 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 ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası ben benim Allah'a çıkanla sıkıntı yok. Şu kadar yer şu kadar şu he? Kadar yer. Herkes herkesi biliyor. Nurullah'ı bir Nevşehir biliyor. Sen bilmiyorsun okulda çalışmana rağmen öyle mi? Nezen'i... Nurullah sen beni kaç sefer tanıdın be sen. Vallahi tanımıyorum ben ya. Abi. Vallahi tanımıyorum abi. Siz birbirinizin kapağını örtmüşsünüz ben? Zaten. Bari ben bu defa... Siz birbirinizin kapağını örtmüşsünüz ya, zaten. Bırak ya bırak ya. Anladın mı? Yala konuşma sen bırak git. Sen burada zaten baba olsan öncelikle çocuğunun cinayetini çözmeye çalışırsın. Ya, onu bunu şuraya kaldırarak zaten değil. Zaten çıkacak bu ortaya çıkacak ha, bu cinayet çıkacak. Ben de onu diyorum. Ama sana söylüyorum diyorum ki... 8 sene geçti diye sanmayın ki çıkmayacak. Hiçbir... cinayet hiçbir şey suçsuz kalmıyor. İlla ki çıkacak, mutlaka doğru. Çıkacak. Doğru.
Ne dedim az önce? Abim de çıkarsa içinde. Hiçbir şekilde savunmuyorum. O da valla ben Mehmet Muharrem Erbay cinayeti yıllar sonra çözüldükten sonra aynen yani katil buraya kendi ayağıyla geldikten sonra yani. Artık her şeye inanıyorum ve bütün bu konuşulanların da tesadüf olduğuna inanmıyorum. Aynı grubun bu işleri yapan aynı grubun bu kızın da başında olduğunu Lütfen'in de başında olduğunu düşünüyorum. Kimsenin kimseyi tanımadığına Müge inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Herkes herkesi tanıyor. Herkes Müge Hanım. Ben de inanmıyorum. Nezen de gezen bir kız, o da aynen böyle içi öyle fıkır fıkır bir kızmış. O da gezen bir kız. Bir grupta böyle geziyor bu kadınların peşinde. Bence herkes birbirini herkes tanıyor. Herkes bu kadar tanıyor. Tesadüf olmaz. Lütfen'in yanında Özlem mi diyorlardı sana? Abla onu yayında konuşmayalım. Biber ya. Müberya ismini bir aklına tutabilsem. Lütfiye'nin yanında Müberya, Müberya'nın kocası Şefik. Şefik'le Nezenler akraba. Akraba. Ondan sonra sizin yanınızda Derya, Merya bilmem ne işte başka Damla isimler. Damlalar. Onlar Ahmet Taşkın'la beraber çalışıyorlar. Ondan sonra Ahmet Taşkın Nezenler'in komşusu. Ahmet Ağaç var, ona aşık, buna aşık artık kim kime aşıksa. O da zaten diğer kuzeniniz. Hamile bıraktığı söylenen Murat, o da diğer kuzenin kocası. Yani ya bu kadar tesadüf içinde olabilir mi? Yani bu kadar hepsi bir grubun içinde yani nasıl onunki ayrı, bununki ayrı yalnız olabilir? Yalnız bir şey var Müge Hanım, bakın hepsi iç içe ve hepsi çemberin içinde. Aynen. İçinde abim de dahil, hepsi çemberin tamam içinde. Tamam hayatım, herkes de ama birbirini biliyor ama yani. Ha, ama bir şey var. Hüseyin röportajında farklı konuşuyor. Buraya geldi ne dedi? Şimdi az önce senin abin dedi çocuğumun ölümünden sorumlu. Az önce de Nurullah'tı. Ahmet Taşkın, Ahmet Ağaç'tı. Şimdi niye Ahmet dakika, Taşkın oldu? Bir dakika, ben Güneş söylüyorum. Burada Dilek çıktı. Bunun, Dilek gerçekleri Müge konuştu. Bak, o yüzden zoruna gittiler. Yani benim başka bir şey değil yani. Ne alakam var kardeşim, bana onu söyle. Abi senin kızının ölümüyle, Lütfiye'nin ölümüyle bana benim ilgim, alakam varsa Allah evladından, çolundan, çocuğundan çıkarsın. Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Ne Nezen'in ölümünden ne Lütfiye'nin ölümünden sorumum varsa. Bitti abi, bu kadar yani. Senin çocuğun İftira var mı? İftira atmayın. Bana ben beni iftira atmayın. Bak Nurullah yapma demedi. Kimse kimseden korkacak. Bana bak. Kimden korkacak? Bana bak bana. Ben senin Nurullah abin yanmış. Senin abin 70-80 seneye cezaya bağlanmış. Sen burada Nurullah'ı yakmaya çalışıyorsun. Baksana benim abim Nezen'den yargılanmadı ki. Ben bunları tanımam ki. Benim abim Nezen'den yargılanmaya çalışmıyor kuzum. Bağlanın arkadaşlar. Bunun abisi geçmedi, gezmedi Lütfiye'yle. Bunun abisi almadı arabayı. En son Lütfiye kiminle görüldü? Benim Lütfiye'ni gezmiştim 3-4 ay. Gezdin, ya. Sen gezdin. 3-4 ay gezmiştim var. Gezine de pişman oldum. En son Lütfiye'yle kim görüldü? Sensin. Pişman oldum. Pişman oldum. Yani. Gezdirdiğine kaynana şay. Valla istediğin kadar pişman ol. O bağlantıların içine girdiğin andan itibaren Nurullah. Abla biz de şahit. Herkes için. Herkes için. İnanan yok yani. Birisi. Her şey doğal olarak Ahmet Taşkın'ın adı geçiyorsa herkes doğru diyorum. Ben senin adına inanmıyorum. Rica ediyorum. Nezen'le Büşra'yı, Nezen'le Nurullah'ı gören varsa lütfen bize ulaşsın. Bir ara verelim. Şimdi bakın bu Lütfi Hanım'ın kalbiyle ilgili görgü şahitliği yapan Yasin isimli bir kişi var. Şimdi onun röportajını bir hazırlasın arkadaşlar. O da enteresan bir şekilde şeyi anlatıyor. Hani o gün tutuklandıkları gün var ya, kaybolduğu gün. O gün işte aynı seni doğruluyor ve diyor ki o gün diyor evet, Ahmet de adliyedeydi diyor. Evet abla. Şimdi ne işi var Ahmet'in adliyede? Şey Müge Hanım, ben anlatabilir miyim? Ne işi var? Yani Yasin'i bir dinleyelim yani dosyası, o zaman Ahmet'in adliyede ne işi var? Dosyası yani çok fazla. Muhtemelen ifade vermeye gitmiştir. İfade ama hangi vermeye gitmiyor. Yalan söyleme canım benim. Yalan söyleme. Ne? Allah Allah. Niye ben daha önce dedim ya Müge Hanım. Azize'de bir bayan vardı. Nazlı o da onu, Hanım. O da onun üzerinden para kazanıyordu. Aynen. Heh. Aynen ablacığım. O da onun üzerinden para kazanıyordu. Hayatım Ahmetler. Sen de artık biraz net konuş. Nurullah'ın niye Ahmet'le Nurullah çatışıyorlar? Hayır, niye kadın olur için ya? Sen her şeyi biliyorsun. Kadın, niye? Kadın için demek. Kadın için ama. Ama yani kadın için de. O sevgilisi olup da sen niye benim sevgilimin yanında? Bu bayan Ahmet Taşkın'ın sevgilisiydi zaten. Yani iki erkek bir kadın için sen benim sevgilimin yanında uzak dur falan diye çatışmıyor. Para para. Tamam biz inkar etmedik ki zaten. Tamam. Ben size yayın başladığından tamam, ben beri de diyorum ki, ben de diyorum ki senin kardeşin içinde, ötekisi içinde, berikisi içinde. Tamam mı? Yani Lütfiye için
silah sıkılıyorsa... Evet. Nezen için ne yapılmaz diye soruyorum ya. Yani artık onu... ne yapayım yani? Hani bu konu buysa... Çok üzülüyorum bunu söylemeye. Bir kadın olarak çok üzülüyorum. Ama gerçekler de bunlar. İşte Yasin Bey'i bir dinleyelim. 8 yıldır hiçbir izine rastlanamayan Lütfiye Gündüz'ü kaybolduğu gün gören bir tanık ekibimize konuştu. Kendisini Nevşehir Merkez Gülbahçe'nin karşısında banganın orada görmüştüm tek başına. Gece saat 9 civarlarındaydı. Dedim abla eve nereye, bu saatte neredesin, saat geç oldu diyerek. Lütfiye abla dedi Yasin benim 1-2 saatlik işim var. İyi o zaman abla dedim, ben de buradayım dedim. Dedim eğer işin olduğunda bittiğinde dedim ben çıkayım geleyim dedim. Yani almaya geleyim dedim, eve bırakayım dedim. Tamam dedi, ben sana haber ederim dedi. Ondan sonra aradan işte ileriye doğru giderken bir banka... Banganın karşısında bir mağaza var. Beyaz eşya mağazası. Orada 3-4 tane erkek vardı. İsimlerini bilmiyorum ama görsem tanırım. Yani Nevşehir'in pislik insanları diyebilirim. Ve erkeklerin yanına giderek kasaplar çarşısına doğru bir yere girdiler. Sonra işte aşağı yukarı saat 10-10.30'du, gece vaktiydi. Aradım. Yasin ben buradayım dedi. Ondan sonra ben aldım. Gülbahçe'nin oradan aldım. Yürüyerek evine gittik. Saat 11-12 civarlarıydı. Evinde... Kocası Duran, 3 tane çocuğu, bir tane yaşlı kadıncağız vardı. Herhalde hiçbir şey yememişler. Şimdi biraz başa alın. Yasin, Lütfiye'nin kaybolduğu günü anlatıyor. Evet. Yani Lütfiye'nin kaybolduğu günü anlatıyor. Burada önemli olan durum şu. Yasin az sonra diyecek ki ben Lütfiye'yi aldım, evine götürdüm. İşte evde Duran vardı, kayınvalidesi vardı, o vardı, bu vardı. Fakat bugüne kadar Duran Bey savcılıkta ve emniyette verdiği ifadede Yasin'in bu anlatımlarının hiçbirini kabul etmiyor, reddediyor. O yüzden çok önemli Yasin Bey'in anlatı. Yasin Bey daha önce de verdiği ifadede o gece eve gittiğini söylemiş, kaybolduğu gece. Ama Duran Bey onu kabul etmiyor. Yasin geldi mi sizin evinize Lütfiye'nin kaybolduğu gece? Görmedim ben. Görmedin sen. Peki. Şimdi gece saat 9 civarlarındaydı. Dedim abla eve nereye, bu saatte neredesin, saat geç oldu diyerek. Lütfiye abla dedi Yasin benim... Nerede olduğunu da söyleyin, nerede olduğunu da. Çünkü siz en son hani onu gördüğünüzü söylüyorsunuz. Hani götürdünüz, bıraktınız. Siz ama evin oraya bıraktığınızı söylüyorsunuz. Şimdi bak Yasin nerede görmüş? Ben Nevşehir'i bilmiyorum yani sizin. Gelin eve hiç gelmedi vallahi billahi. Bak, hiç gelmedi o gün akşam. İşte valla her yalanın da bir nedeni var işte. O yüzden kim yalan söylüyor bulmaya çalışıyorum. Olsa eve geldi derim, Nisarya diyelim ama gelmedi. Ama bak o da geldi diyor. Kendisini Nevşehir Merkez Gülbahçe'nin karşısında banganın orada görmüştüm tek başına. Gece saat 9 civarlarındaydı. Dedim abla eve nereye, bu saatte neredesin, saat geç oldu diyerek. Lütfiye abla dedi Yasin benim 1-2 saatlik işim var. İyi o zaman abla dedim, ben de buradayım dedim. Dedim eğer işin olduğunda bittiğinde dedim ben çıkayım geleyim dedim. Yani almaya geleyim dedim, eve bırakayım dedim. Tamam dedi, ben sana haber ederim dedi. Ondan sonra aradan işte ileriye doğru giderken bir banganın karşısında bir mağaza var. Beyaz eşya mağazası. Orada 3-4 tane erkek var. İsimlerini bilmiyorum ama görsem tanırım. Yani Nevşehir'in pislik insanları diyebilirim. Ve erkeklerin yanına giderek kasaplar çarşısına doğru bir yere girdiler. Sonra işte aşağı yukarı saat 10-10.30'du, gece vaktiydi. Aradım. Yasin ben buradayım dedi. Ondan sonra ben aldım. Gülbahçe'nin oradan aldım. Yürüyerek evine gittik. Saat 11-12 civarlarıydı. Evinde kocası Duran, 3 tane çocuğu, bir tane yaşlı kadıncağız vardı. Herhalde hiçbir şey yememişler. Duran bağırıyordu, çağırıyordu. Çocuklar da bağırıyordu herhalde. Lütfen nerede kaldın? Duran abi sakin ol dedim ya. Kadıncağız dedim, ben getirdim dedim. Lütfiye'ye küfür etti. Kavgaya başladılar. Araya girdikten sonra sakinleştiler. Sonra telefon geldi devamlı. Lütfiye abla evini söyledi. Şuradayım diye, adliyenin arkasına gelin diyerek söyledi. Görgü tanığının iddiasına göre Lütfiye Gündüz evden ayrılırken kapıda 40 yaşındaki kadını bekleyen iki ayrı araç vardı. O gün iki araç geldi, eski arabalarda ama bir arabanın teki ya yeşil miydi, mavi miydi tam hatırlamıyorum ama bir araba sadeydi, beyazdı. Duran abi gitme diyorum dedi, biraz daha küfürleştiler. 12-1 gibi civarıydı. Gitti, ondan sonra Duran Bey de arabayı gördü. Pencereden baktı hatta. Beraber baktık. Aynı pencereden mi baktınız? Evet. Çünkü önünde ufak bir ağaç var. Zaten gözüküyor. Evin 10 metre ilerisinde. Ama Duran Bey mavi bir arabaya bindi gitti diyor. İki araç vardı çünkü. İkinci aracı da gördü mü Duran Bey? Onu bilmiyorum. Ama aynı pencereden bakmışsınız. Ben iki aracı gördüm. Ama beyaza mı bindi? İki aracından birisi de bindi. Ama bastılar gittiler ondan sonra. Aradım, telefonuna ulaşılamıyor. Abi dedim bu nereye gitti diyerek söyleyince yaptığı işi söyledi bana. Ben de o zamana kadar öğrendim. Ve abi dedim ben bu saatten sonra gidiyorum. Evden çıktıktan sonra 155'e ihbar ettim. Bir daha da alakasıyla hiç görmedim. Ama devamlı aradım. Telefonlarına hiçbir şekilde ulaşılamıyordu.
Tanık ifadesine başvurulduğu sırada savcılıkta karşılaştığı Duran Özdemir'in kendisinden yalan beyanda bulunmasını istediğini de iddia ediyor. Vermiş olduğum ifadedimde Duran abi de geldi. Bana savcılığa girmeden önce onların evine gitmediğimi söylememi istedi savcılığa. Ben dedim gereken neyse onu söyleyeceğim dedim. Yıllar önce Duran Özdemir'in para kazanmak için sözde hocalık yaptığını da ileri sürüyor görgü tanığı. Duran daha öncedir hocalık yapardı ve bazı konuları vardı. Muska gibi falan. Millet bunu dışladı. Yapmış olduğu şeylerden dolayı. Alkol içmeye başladı. Tanık Lütfiye Gündüz'ün hayatta olmadığını ve bunun da tek sorumlusunun Duran Özdemir olduğunu düşünüyor. Yaptırdıysa kocası yaptırdı. Öldürdüyse kocası öldürdü. Elebaşı kocası Duran abi. Buyurun bir de buradan yakın. Senin hadi oğlun ben hocalık mı yaptı? Tövbe abi onu hocalık de da demeyeyim özür dilerim. Ne diyor? Müge Hanım onu ben de duydum. Üfürükçülük mü yaptı senin oğlun? Hocalık ne ya? Üfürük üfürük. Muska falan mı yazıyordu? Canım Muska'yı ne nerede bulalım şehrin içinde biz hocayı ne nerede bulalım kuzum? Ne kadar yalançılar dünyada. Onu ben de duydum. Dün telefon açtılar bana. Goreli. İsmini vermiyorum. Verme ismini daha. Daha değişik şeyleri de anlattı. Camiden gelekene mi pekala senin oğlun aldılar o zaman? He? Camiden mi gelekene? Niye camiden geliyor oğlum demediler de böyle işleri yapıyor diyorlar. Kız benim oğlum camiye ne iş gitmez. He? Gitmez zaten. Gitmez. Gidemez ki zaten. Gidemez ki zaten. Niye ne için? Ne için? İşte ortaya çıkıyor işte yaptıkları ne için olduğu. Bir de hoca çıktı. Bir deli bir kuyu taş attı. Bin var mıydı öyle bir şey? Vallahi yok hoca siz ne bileyim. Ya ben hocayı ne bileyim şu yaş ne? Doğru söyledim. Ya şu dilimizden şu hoca lafını atmak lazım bu işlerle ilgili uğraşanlarla. Ağzını salışmış hoca diyor. Ne hocalığı ya? Hocalık yaptı dedi. Hoca demeyelim de işte ne diyelim. Yani hocalara da ayıp oluyor. Sahte hocalık git diyelim. Git ya hoca ne görmedim vallahi yok, hocanın bile. Hocanın yemi yoktu yani biz de hocanın da gördük. Sonradan içmeye başladı diyor ya. Bak ha, duymuş hocanın işte. Hocanın da gördük desek yalan olur yani şimdi. Ya, hocanın da görmedik. Para kazanmak Allah için Müge sahtekarlık Hanım, işte ya. Adamlar benim parayı bize mi veriyor para kazanmak? Insanlar, bak, bu, insanlar, bak, bu insanlar bir de Nevşehir'in tanınmış insanları. Heh. Esnaf insanlar, memur insanlar. Ama senin için diyorlar, senin için. Müge Hanım'a bizim numaramızı bizi birebir arasın biz anlatayım diyor. Ama kesinlikle ismini verme diyor. Adamlar insanlar korkuyor. Aslında benim için çok arayacak insanlar var. Kimse, i̇nsanlar aramıyor korkuyor. Başka şahıslar için de bilen kişiler var. Tamam şimdi bu Duran yapıyor muymuş böyle onu işler? Bize direkt Müge Hanım niye bilir bizi? Bizim ismimiz orada geçmesin diyor. Duran için dediler mi böyle? Sadece böyle onu dedi. Dedi akşam dedi işte be. Ne yapıyormuş? Hocalık yapıyor dedi. Ben yani yine ben bunu anlatmayacaktım. Burada açılınca artık onu hoca demek birisinde kaldım. Hocalık işinde valla ben ilk defa burada duyuyorum. Ya zaten duymadım hocalık yani. Yapamaz da o kaliteyle evet. O seviyeyle de işte para kazanmak için sahtekarlığını kafadan atıyor. Ya bunların yanımlar da salak mı? Mahzat para yani, kazanmak değil insanların mi? İnsanların tipine bak ne hocalığından bahsediyor. İşte denize düşen yılana sarılır. Yani. İslam'ın şartını sayamaz. Tamam, o beni ilgilendirmiyor. Ya ben herkesin herkesin Allah Allah kederiz ama beni ilgilendirmiyor da. Ama bunlar şarlatan oldukları için o yani kısmı beni ilgilendiriyor. Ben gördün mü? Orada da bir adamı hiç tanımam adamı. Gördüm mü? İnsanların ifadeleri de adamın dediğini söylüyorum. Hocalığını geçirdin. Aynı anda konuşuyor. Yani benim biraderim olur. Ben ilk defa duyuyorum. Hocalık işiymiş. Vay şuymuş, vay buymuş. Ben gördüm, duydum başkasından, ben de duymadım. Hocalık işi asla yani o ifade yalan bir ifade. Ben de inanmıyorum zaten, ona. Zaten hoca i̇nanmıyorum olması yani. Mümkün değil işte böyle yok, şarlatanlık yaptım diye soruyoruz ya. Yani. Bir de Bengore'den Nevşehir'e geldim. Nerede hoca var, nerede hacı var ne bileyim ya. Yapma bunu ya sen mübarek bunu. Anacığım ben yapmıyorum. Adam yok, yok, orada beni şey yapıyor. Allah'ından bu lafı dediğin için. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz anlamıyorsunuz herhalde. Ben şimdi şurada şu kağıdı alsam şöyle bir üçgen kıvırsam. İçine de yazsam Osmanlıca bir şey. Hani şey bilmiyorum Arapça bilmiyorum. Osmanlıca bir şey yazsam. Açma bunu sonra, sakın desler. Bunu da sakın açma. Bir de burada bantlasam alsana muska. Ver 50 lira desem günde 10 kişiye yazsam 500 lira abi iyi para yani. Güzel. Yani. Ayda 10 bin lira eder. Ben hoca bilsem kendime bir okutturum. Bak kutu oluyorum. Bir kendime bir derman ararım. Yani o şahsında geçirdiğinde şimdi yalan ifadesi var orada. Hocalık yapmamış yani. Yapacak bir hocalık kapasitesi bir adam değil ki yani. Yapamamış ya zaten. Benim de, muska yapacak kapasitem yok. Zaten yapılmaması da lazım da. İlk yani defa diyorum ben yani o hocalık işinde. Işte. Kaç lirada tutturursan denize düşen yılana sarılır. O da yalan bir ifade yani. Şu anda da 4,5 G'deymiş değil mi? Evet, günaydın Yasin Bey.
Günaydın Müge Hanım. Şimdi Yasin Bey, siz çok şey anlatıyorsunuz. Tamamen de zıt şeyler anlatıyorsunuz. Kaybolduğu günden bahsediyorsunuz Lütfiye'nin. Şimdi siz şoför falan mısınız? Siz ne iş yapıyorsunuz? Efendim, ben o zaman pirket fabrikasında çalışıyordum. Ya şoförlük mü yapıyorsunuz? Hayır, normal eleman. Şoförlük tamam. Falan yapmıyordum. Peki siz, tamam, peki siz niye gecenin bir yarısı Lütfiye'yi görüyorsunuz da gel ben seni eve bırakayım diyorsunuz? Şimdi Müge abla şöyle söyleyeyim. O zamanlar benim evde sorunlarım vardı. Ailevi sorunlarım vardı. Evet. Ve karakoldan ben uzaklaştırma cezası almıştım. Ev uzaklaştırma cezası almıştım. O yüzden de ben de çarşıda geziyordum. Tamam, Nevşehir'de 300 bin nüfusu olan yer. Sence bir tane kadın görüyorsun. Lütfiye ablayı gördüm. Tamam, birini görüyorsun, seni bırakayım diyorsun. Sonra o diyor ki dur benim 2 saat işim var diyor. Gece olmuş, karanlık. Sonra o bilmem nereye gidiyor. Sonra tekrar geliyorsun, eve gidiyorsun. Kocası söylüyor sana onun ne iş yaptığını falan. Sen de doğru söylemiyorsun. Atıyorsun kafadan biraz. Evet. Zaten hep yalan çıkıyor. Efendim öyle bir şey yok. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben senin anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum. Öyle herhangi bir sıkıntım yok benim. Evet, evet, durun. Ben de anlatıyorum Müge abla. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben Lütfi ablayı ben patates işinden tanırım. Ve patates işindeki bunun bir tane Tuğba diye bir kızı vardı. Bunu beni tanıştıran bir Beria oldu. Yani takma ismiyle Özlem İnsan. Ve oraya gittiğimizde daha önceden biz Sivas'a, işte sarımsağa, soğana, patates her yere gittik. Ben Lütfiye ablayı oradan tanırım. O zaman ablam Lütfiye abla kaybolmadığı zaman da biz patateste çalışırdım. Ben onu oradan bilirdim. O zaman ben cezaevinde çıktığımda denetim serbestlik görüyordum. Ve bir pirket fabrikasında siz çalışıyorum. Siz niye girdiniz cezaevine? Ve pirket fabrikasında bir arkadaş benim normal benim cezaevinde benim bacımdan dolayı bir basit yaralama, hakaretten, tehditten girdim. Allah Allah. Gerçekten bunların hepsi ama. Tutma Müge abla. Sonra Müge abla öyle o. Bunların hepsi tutma. Ondan sonra öyle oldu. Onun sahibi öyle olduktan sonra ben pirket fabrikasında çalışırken akşam servisinde bir arkadaş kalktı bana numarasını verdi. Böyle böyle derken. Kimin? Lütfiye Hanım'ın. Lütfiye abla'nın numarasını verdiler bana. Ne diye verdi? İşte yani nasıl diyeyim, terbiyem. Yaparken terbiyelisin. Sonra evden bana uzaklaştırma verdiler. Sen hayır, bir gizini kırıp oturmuyorsun şimdi, evine şimdi geri burada döneyim diye geziyorsun sokaklarda. Neyse, konumuzla ilgili değil ama belki o zaman niye röportajda anlatıyorsun? Öyle gördüm değil, de gitti abla, de tekrar eve gitti de kocası bana anlattı ne iş yaptığını diye. Hadi hep çapın. Aynen öyle. Şimdi abla o öyle değil. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben daha önceki vermiş olduğum 5-6 sefer vermiş olduğum ifadelerimle herhangi bir devamını da dilerim. Her zaman da arkasındayım. Tamam. Bak mesela bir de sonunda ben diyorsun çok ki, şeyler duydum. Peki bak, sonunda da diyorsun ki, bir dakika, sonunda da diyorsun ki ben evden çıkarken de polisi aradım, onlara ihbar ettim. Hem kendin gidiyorsun kadınla gezmeye de hem niye sonra ihbar ediyorsun? Ulan oğlum çıkın da gerçekleri anlatın. Gerçekleri anlatın lan orada, gerçekleri oğlum. Siz kalkıp da... Sen kalkıp da insan olsan, hayvan gibi kalkıp da oraya kalkıp da her şeyi anlatırsınız. Bu işi kim yaptıysa çıkacak bu. Çık sen. Ben kim olursa olsun. Ben ekmek yemişim, siz kalkıp da ben onu tanımıyorum, bunu tanımıyorum. Her şeyi reddedip duruyorsunuz. Siz ulan nasıl oğlum, bir insansınız? Kim olursa cezasını çeksin. Benim kardeşim de olsa cezasını çeksin. Erkek gibi konuşun. Ha. Bak ben de bunun için... Lan hep doğrular anlatmıyorsunuz ya. Şuraya çıkıyorum Allah için. Ya vallahi billahi bak. Vatandaşlık görevimi yapıyorum ben sana. Ya tamam, ne vatandaşlık görevini yapıyorum, bırak peki, ya. Peki niye? Bak, niye öyle şurada? İsmin ne senin? Senin ismin ne senin? Ya sen ne yapacaksın benim ismime? Yüzünü dönmüşsün, arkana dönmüşsün, çıkmışsın burada. Tavır yapıp duruyorsun. O zaman kalkıp da senin kardeşin zamanında
Kaputta. O zaman sen oraya... Tamam, siz niye şikayet ediyorsunuz? Terbiyesiz insanlara bak. Ben kursuma sahip çıkıyorum sen merak etme. Bırak be ya, bırak ya şu işi ya. Doğruları anladın kardeşim ya. Allah Allah. Siz niye şikayet ediyorsunuz? Sen adam olsaydın işte kardeşini ayırma. Kardeşin ya, Duran abi kalkıp ben her şeyi reddediyor. Beni şey. Türkiye tanır. Her şeyi reddediyor. Niye reddedi diyor? Ben Türkiye'nin her yerine girdim çıktım lan. Ben edebince namusunu çalışan bir insanım ben. Tamam mı? Kimsenin namusuna göz dikmeyiz burada. Senin edebinle namusuna çalışıyor da senin kardeşin diye... Lütfi ablanın üzerinden ekmek yiyor ya. Evet, ben bunları duyduktan sonra niye yiyor? Niye ortalıktan kayboldu uzun zamandır? Terbiyesiz insan, doğruları konuşun. Şimdi nerede yalan? Uzun zamandır niye kayboldu Lütfi abla olmayınca? Bunlar yani paranın oturmuş ajanlar sanki. Tamam, peki niye o gün şikayet ettiniz röportajınızda söylediğiniz gibi? Biz ajan macan değiliz. Yok yok, ajan macan ne yaptı? İyi, 007 James Bond yani. Allah'ım yarabbim ya, Allah'ım. Buyur Müge abla söyle. Sorumu sorar mısın? Pembe duyuyorsan. Niçin o gün ihbarda bulundunuz? Abla şimdi ben Lütfi ablayı eve bıraktıktan sonra bu kocası kalktı, Duran abi kalktı, kızdı, bağırdı, çağırdı. Küfürleştiler. Birbirlerine gireceklerdi. Hı. Ve birbirlerine girecekleri anda ben araya girdim. O anda hatta eve girdiğimizde 3 tane çocuk çek yatta yatıyordu. Ben hiç çocukların... İçiyor, evet abla, içiyordu çocuklar. Evet. Ben İsmail ben seni niye görmedim ya eve geldiğinde? Buna gerek, yalana gerek yok. Şimdi doğruları eve gelmedin. Yani çocuklar 8 sene önce o çocuklar kaç yaşında? Küçük. 7 yaşında başladı kızım. Annesi alıştırdı. Bir kendine yaktı, bir çocuklara yaktı. Ya annesi alıştırdı deyip konuşma ya. Tabii. Annesi alıştırdıysa sen de bıraktıraydın. Babaannesiydi hiç. Bir daha yedim o zaman. Olmayan kadının arkasından konuşup durmayın. Yeter artık ya. Tamam, çocuk bırakmazsa nasıl bıraktıracak? O da babaanneyse sahip çıksaydı. Madem halam alıştırmış. Tanı yine ne diyor bak, o biliyor. Abla be. Müge Hanım, ben bir şey diyebilir miyim? Lütfi abla kesinlikle çocuklarla ne tokat vuruyor. Bak Duran abi işte oturuyordu. Oğluyla kadeh tokuşturur ablacığım. Anladım, tamam, neyse bu mevzuyu geçelim. Yani. Evet, sonra niye şikayet ettiniz o gün polise? Niye ihbar ettiniz? Yedi geliyordu Ahmet dedi. Ondan sen de dövüyordun çocukları. Ondan sonra tartıştılar. Abla o zaman en son geldiğimde Biberya yoktu. Takma ismiyle Özlem. Ben onu hatta savcılıkta vermiş olduğu ifadesi de beni tanımadığını ve daha sonra tanıdığını söylemiş. Evet, doğru. Biberya'yı ben ağasından X-W'nasına da her şeysini bilirim. Her şeyi reddediyorlar. Niye reddediyorlar? Senin Biberya, senin düğününe ben geldim. Kocanın sadıcı ben oldum. Sen evet. Kendin her şeyi bilmiyor musun? Allah'ım. Nasıl bilmiyorum ama. Niye savcılıkta ben Yasin'i daha sonradan tanıdığımı söylüyorsun? Tamam, sonradan tanıdım. Düğünde kocanızın kız sadıcı... Biz seninle neyle ta eski mahalleden belli birbirimizi bilmek mi? Aile aile birbirimizi bilmiyoruz muyuz? Tamam biliyoruz ama ben sonradan tanıdım ama ben seni. Niye kalkıp da savcılıkta, ben Yasin'i daha sonradan tanıyorum diyorsun? Niye yalan ifade de veriyorsun? Ben yalan ifade vermedim ki, sadece savcı bana sordu. Ben de hatta o gün savcıya gittiğim gün de Mustafa Bey de vardı. Sen beraber gittik Mustafa Bey'le bir savcıda. Tanışma kelimesini mi yanlış anladın? Efendim? Yani tanışma kelimesinin sendeki anlamı mı farklı olduğu için öyle söyledin acaba? Yok abla, adını getirmedim. Ben kendisini yani ifade verdiğini o gün gece Lütfi ablayla eve gittiklerini de ben savcılıkta öğrendim. E iyi de hani siz vardınız o gece evde, o zaman o da geldiğinde görmeniz lazım. Yok ben görmedim. Siz çık bu mu geldin? Ya abla ben biz çıktıktan sonra Biberya. Gelmiş Yasin. Gelmedi. Biberya. Gelmedi. Efendim. Hepsini o biliyor. Biberya. Efendim. Biberya. Hepsini biliyor. Efendim. Sana ben bir şey diyeceğim. Söyle. Ben sana bir şey soracağım. Sor. Sen o zaman... Seriye giderken sen geceler nerede geziyordun? Nerede geziyordum? Sorumuza gel. Bu sonunda. Ne iş yapıyordun Lütfü sen? Tamam da yani kadın bunu saklamıyor ki zaten. Siz şimdi niye oraya geliyorsunuz? Ben sadece saklamıyorum ne iş yaptığımı ben. Ha tamam. Tamam mı? Bir saniye Müge abla, bir saniye. Hayır abla, bir saniye. Herkes seni de tanıyor, beni de tanıyor. Canım benim. Benim ağzımı açtırma.
Benim ağzımı açtırma, tamam mı? Sen bana canı diyemezsin. Seni de tanıyor beni. Sana... Herkes seni de tanıyor, beni de tanıyor canım. Git seni değerlendirme beni. Şerden, Şevik. Dönüşecek lan burada. Canım benim, Şevik. Zaten girmedi. Bir dakika. Allah daha neler çıkacak? Neler? Herkes sinirlenince anlatıyor yani. Müge abla. Müge abla seslenme o gece. Herkes O zaman o gece sen de o evi ihbar ettiğine göre demek ki sen de yine pay istedin de vermediler de gittin ihbar ettin polise. Aynen, öyle Müge abla. Aynen öyle. Bunun da parmağı var. Aynen öyle. Bir insan bacısını... Tamam, ne, niye ihbar ettin o zaman? Ablacığım bak şimdi benim ihbar etmemin sebebini de A'dan Z'dan hepsini anlatıyorum. Ama bir kısa anlat, ama ben artık geleyim oraya. Niye ettin kardeşim? Hem gidiyorsun hem kadın telefonunu alıyorsun. Ben, hem sokaklardaymışsın işte onunla tanışmak istiyorsun. Hem gitmişsin hem bilmem, niye gene ihbar ettin? Tanıştırmak yok ablacığım, ben zaten Lütfi ablayı önceden tanırım. Biz patates işinde beraber çalışmak insanız. Yasin, ben o adama bakıp da o insana bakıp da ben niye kötü niyetle bakayım? Ya canım patates işi ayrı, bu iş ayrı. Gecenin saat onunda yok, orada yok, burada. Şimdi artık birbirimizi kandırmıyoruz ya. Lütfi abla patatese gitmeyen bir insan ya. Ablacığım şimdi sana ben şöyle söyleyeyim. Ablacığım şimdi bak, ben Lütfi abla biz patatesten tanıdığım için ablamla beraber yedik içtik. Ben akşam onu görünce abla bu saatte ne işin var diyerek, Yasin benim işim var. Bir saat iki hayır, saat o soruyu soramazsın çünkü ben de ondan kalktım, evvel. Dedim ki, hayır. Bir saat iki. Hayır, ondan evvel soramazsın çünkü sen dedin ki o bankanın önünde karşılaşmadan önce zaten ben bana onun telefonunu vermişlerdi dedin. Biliyorsun ne iş yaptığını. Yani burada ne işin var diye ona soru sormaya gerek yok. Ama Onur ablacığım şimdi orada onu söyleyeyim. Bak bir saniye orada ne diyorsun, boş söyleyeyim. Musun dedin yani? Ne dedin kardeşim, iyice çıldırtacak. Herhangi bir sıkıntım. Çok çok işe mi gidiyorsun demişti. Biliyorsun zaten ne iş yaptığını. Ablacığım Lütfi ablanın numarasını bana verirken... He. Abla bilmiyordum o zaman bak. Telefonunu bana varsa... Lütfi ablanın numarasını verirken ben de kalktım o zaman ilk zamanlarda Lütfi ablayı aradım. Bak, dedi ki işte böyle böyle kim var yanında dedim. Özlem'le ben varım dedi. Ama ben tanıdığım Lütfi abla o zaman onun karşıma çıkacağını bilmiyordum. Çıktı mı karşına? Ve evinin nerede olduğunu söyleyince adliyenin arkasında olduğunu bana söyledi. Söyledikten sonra ben bir müddetten sonra adliyenin evin arkasına gittim. Ve eve gittiğimde kim vardı? Şefik vardı, Biberya vardı, çocuklar vardı. Şimdi döndük. Hadi biz ya, döndük. Hadi yatağında biz yatıyor. Şimdi Şefik ile Biberya çıktı. Yalan, eve de girmedi bu. Bu, daha öncekini anlatıyor. Ne zaman geldin eve de yalan konuşuyor? Bir dakika, ilk Allah diyorum. Ne zaman geldin sen eve? Tamam, ilk onu gördükten sonra niye kayboldun? Ablacığım bir saniye anlatıyorum. Tamam ama daldan anlatma, anlatıyorsun. Gelmedin eve sen. Durmayın anne, yayına girmiş ya. Gelmedi benim vallahi billahi. Yüzünü görmeden nereden biliyorsun? Yüzünü görmediğin adamı nereden biliyorsun gelip gelmediğini? Bizim eve geçse öyle, içeri girse ben odada koyarım bunu. Nereden, sırtından mı tanıyacaksın? Yüzünden tanırım. Yüzü yok. Yüzü yok. Kim olduğunu da biliyor bunun. Ya vallahi Sayın Savcım, ben size şunu söyleyeyim. Bence hiç kimsenin ifadesini almanıza gerek yok. Siz bu annemizi alın. Aynen. Hamit anneye her şeyi biliyor. Her aynen. Şeyi, her şey onda aslında ya. Ben kıyamıyorum bir şey. Hiç de bilmiyorum. Hiç de bilmiyorum. Maşallahım var. Vallahi seni alsana sen herkese. Sen sağ ben selam ver. Hamit sen de ne konuşmuyoruz. Sen kendin konuş yaptığın hareket o zaman. Korktuklar adam cezaevinde konuşsunlar Müge Hanım. Çıkıp da cezaevinden bunları öldürecek değil ya. Yani. Korktuğumuz yani. Adam Müge yıllarını yemiş. Lan Ahmet'in adını ağzına bile alamıyor. Kimseden yani. Korkmak. Çıkın konuşun. Ahmet Taşkın evimizi bastığında, Duran abi dövdüğünde, ondan sonra sizi tepiklediğini, her şeyi niye saklıyorsunuz? Çünkü korkudan saklıyorsunuz. Niye bak, o da Ahmet Taşkın diyor da niye siz hala Nur'dan diyorsunuz? O da Allah kulu, biz de Allah kuluyuz. Ben hiç kuluyum. O da 9 aylık, ben de 9 aylık. Duydun mu abla?
Bak o da Ahmet Taşkın dövdüğünde diyor. Sen hala Nurullah diyorsun işte Ahmet abla. Vallahi beni dövmedi kızım. O gelse polise bildiririm. Beni nasıl dövecek koca avradı ya? Yalan konuşuyorlar hep. Tamam. He, biz yalanı sen doğrusun ya tamam. Tamam biz gelebiliyor muyuz? Allah rızası için bak ant veriyorum. Bir konum daha sizin var. Bir şey daha göstereceğim. Sizin yüzünüzden bak benim şu anda niye yuvam yıkılacak. Niye şikayet ettiniz o ama gece? Ama bu yuvada yıkılırsa ben de sizin yuvanızı yıkarım. Merak yıkarsan etme. Yık canım. Ha. Suçumuz varsa yık. Senin yuvayı yıkılacağı biz ne yapacağız? Kimin kocan var mı yuvan yıkılacak? Çevikler da hapiste. Bir tane de aldın o da bıraktın. Şikayet etmemiz sebebi oo, şu yüzden dolayı şikayet biliyorsun. Ettim. Her şeyi biliyorum. Her şeyi, her şeyi biliyor. Her şeyi ya her şeyi biliyor. Ben vallahi size söylüyorum. Canım ya. Benim kocam şu anda Kayseri'de iş yerinde. Ben kimseyi de bırakmadım zaten. Güzel ajanslık yapıyor. O kocam kurtardı sizin elinizden beni. Beni yani. İyi canım bize ne kurtulmuşsun. Allah'ıma çok şükür 5 senedir de namusumla kocamın altında oturuyorum ben yani. İyi daha iyi boşanma. Ben de sevinirim. Boşanmadığına. İnanmıyorsanız da kocam da bağlanabilir yani. Yok yok inanıyorum inanıyorum. Buyurun niye şikayet ettiniz o gece tek kelimeyle? Müge abla abi dedim bu saatte nereye gitti dedim. Hatta iki tane araba gördüm. Birisi beyaz, birisi yeşil mi, mavi mi bilmiyorum. Ama marka vermek isterseniz şu sesi kısabilirsiniz. Çıktı. Kız kardeşinin dediği mavi metal. Ve ablacığım ondan sonra... Telefonla aradık, telefonla ablamın telefonuna ulaşamadım Lütfi ablanın. Niye arıyorsunuz? Lütfi ablanın telefonuna ulaşamayınca da zaten biz... Yasin Bey niye arıyorsunuz? Duran abiyle camdan bakarken ara iki tane araç. Ona neymiş ki aramış? Ablacığım neden aradık? Gece saat 11, 12. Evlendirdim ben şey, ben sermayeleri gidiyorsun. Ablam olduğu için, ben akniyette olmadığım için aradım. Of, biz de inandık. Ve Duran abi, ben Lütfi ablam gittikten sonra 15-20 dakika içerisinde Duran abi dedim nereye gitti bu Lütfi abla dedim. Bana da dedi ki işte tık dedim ve evden çıktım. Bulundum. Tamam. Ve bir daha da Lütfi ablayı da görmedim. Tamam. Daha sonra telefonları tekrar aradım. Doğru söylemiyorsunuz. Ve bir müddetten sonra bana geldiler. Doğru söylemiyorsunuz beyefendi. Doğru söylemiyorsunuz. Zaten siz o kadının o işi yaptığını bilmişsiniz. Adliyenin arkasındaki evini bilmişsiniz. Görmüşsünüz, anlamışsınız. Daha ne nereye gidiyorsun diye kocasına soruyorsun da o gece anlıyorsun da o gece polise ihbarda bulunuyorsun falan. Atıyorsun kafadan. Yani. Sen niye atıyorsun anlamıyorum ki. Niye bu kadar yalan söylendiğini anlamıyorum. Atmıyorum ablacığım. Attın şey işte. Attın kafadan uydurdun bunları. Abi abla Yasin'e bir şey sorabilir miyim? O zaman sen gittin oradan Duran'dan para istedin vermeyince gitti şikayet etti kardeşim. İki kere iki dört. Aynen öyle. Aa beni de zorla konuşturuyorsun. Sen zaten biliyorsun o evde onun yapıldığını. Aynen öyle. Sen niye abla. Kadın giderken bilmem nereye orada bekliyorsun da alıp eve getiriyorsun da daha ondan sonra çıktıktan sonra da kocasından öğrendim diyorsun. Nereye sana ne nereye gidiyorsun? Bana ne yapacaksın? Bekleme değil yapsın. Bak yanlış yanlış. Bekleme sen anlattığını değil. Söylüyorum ben atmıyorum işte. Neyse. Ablacığım bekleme değil. Ney? Tamam bak bekleme değil ablacığım. Bak ben size şunu baştan tekrar söyleyeyim. Anlatayım yanlış ifade bulunmuş olmayalım. Yasin ben Bey, size şöyle söyleyeyim. Yasin Bey siz zaten o evde ne yapıldığını, buyur o kadının ablacığım. Ne yaptığını biliyorsunuz. Bir daha gidip çek etmeye mi gittin? Kontrole mi gittin ablacığım. Yapıyor mu yapmıyor mu diye? Çünkü Müge Hanım bir şey diyebilir miyim? Ha. Hayır ablacığım kendisi, kontrol için gitmedik. Kendisi Lütfi ablaya da Lütfi'ye... müşteri bulan insandı. Bana da müşteri bulan insandı. Ne? Kendisi, adam buluyormuş. Kendisi Lütfi ablaya... Çünkü şefin adamı. O gece de müşterileri belki bu beyefendi buldu. O zaman iki tane bilmiyoruz araba diyorsa ki. Bilir belki de yani. Oradaki yani. Adamları bulan da belki bu kişiydi. Ya tabii yani belli işte. Hayır canım, ya videoda hep biz yalancıyız. Herkes doğru ya. Herkes yalan. Yalan. Yani işte evet. Zavallı bir kadın üzerinden ha. Bir yığın adamın bir şekilde para temin etme bunların savaşı hocam, bu. Bunların hocam suç örgütü. Suç. Hocam. Aynen. Hepsi örgüt. Hocam. Hepsi toplanacak. Toplansın. Dinliyorum hepsi ben hepsi toplanacak sizi. Cezaevine doğru. Evet valla ikiden fazlası işte ben de artık yani hocam size şunu da söyleyeyim. Çok güzel öpüyorum. Şunu da söyleyeyim hocam.
Biraz en son savcılığa gittiğimde Duran abiyle birlikte savcılığa gittiğimizde bana Duran abi dedi ki benim eve geldiğimi söyleme Yasin, sen eve geldiğini söyleme dedi bana. Ben dedim ki niye söylemeyeyim, benim gizlim saklım yok dedim. Ben hepsine anlatırım dedim. Neyse dedim, Lütfi ablanın bulunmasını istiyoruz dedim. Ha ölüm dedim, ha savcıya da söyledim. Savcıyla beni karşılaştırdı zaten savcı Duran abi. Hiçbir her şeyi reddediyor, her şeyi inkar ediyor. E siz de doğru söylemiyorsunuz beyefendi. Siz de doğru söylemiyorsunuz ki. Ablacığım ben doğruyu söylüyorum. Bak ben doğruyu söylüyorum. Ya çünkü nasıl doğruyu ben şimdi söylüyorsun? Size şunu söylüyorum. Sen bunun, sen Lütfiye'nin ne iş yaptığını bilen bir adamken daha ondan sonra onu bir yerde görüp nereye gidiyorsun diye sorup onu orada birileriyle giderken bekleyip sonradan alıp evine götürüyorsan, sonra o kadının tekrar çıktığını söylüyorsun, balkondan ikiniz bakıyorsunuz kocasına. Sonra dönüyorsun kocasına, diyorsun ki senin karın niye gidiyor bu saatte? Nereye gidiyor? O da sana gerçekleri söylüyor. Hı-hı. Sonra sen de tutuyorsun. Polis. Zaten fuhuş yaptığını bildiğin kadının kocasından ne iş yaptığını öğrenip bir de gidip polise şikayet ediyorsun. Diyorsun ki gerçek de bu. E ben de diyorum ki o kadar da gerizekalı değiliz. Ablacığım, ama yani ben gitmiyorum. De duruyorum ama bu kadar da çok anlatınca da benim tepemi taş atıyor yani. Ablacığım bak bir saniye, ben sana şöyle söyleyeyim. Ne bak ben gerekirse ben size şöyle şunları anlatayım. Bir, Duran abi ben o eve vardığımda Lütfi ablayı eve bıraktığım anda ablamı ben zaten sokakta geziyordum. Evde uzaklaştırma cezam vardı benim. İyi yapmışsın, kim uzaklaştırma vermişsin. Ve uzaklaştırma cezası olmasına rağmen evime gitme. Ha ben şu yönde... Hayır, uzaklaştırma cezası olan sokaklarda gezip... Zaten ben Lütfi ablanın bulunmasını istiyorum. Her uzaklaştırma cezası alan sokaklara bilmem ne mi bir oturuyor anasının evinde de karısı affetsin diye yalvarıyor. Ne alakası var senin uzaklaştırma cezanla Lütfiye'nin? Hiç. Çünkü aynı ayaklarda da ondan. Bak ablacığım, ama o zaman Müberya'nın, tarihlere de bakabilirsiniz. Müberya'nın bak, ben... dediğini duydun mu sen Müberya'nın dediğini? Şefik'le beraberlerdi diyor. Senin için. Duymadım, aynı işi yapıyorlardı diyor. Aynı işi yapıyorlardı. Şimdi, Şefik'le aynı işi yapıyorlardı Şefik, diyor. Şefik bak yalan. Yalan ablacığım, ben sana onu söyleyeyim. Büberya Şefik'le evlenirken ben Şefik'i Büberya evlendiğinde tanıdım ben Şefik abiyi. Nasıl hani Şefik'in sen sadıcıydın? Ben fazla da zaten samimi de olmadım. İyi de sadıç erkeğin tamam arkadaşı işte, değil miydi? Tamam işte onu düğününde ben tanıdım. Ben sadıcı oldum. E iyi de tanımadığın adamı niye sadıcı arkadaş oluyorsun? Arkadaş çünkü bir, kendi evlerinde düğün oldu. Ya bir dediğiniz bir dediğinizde tutmuyor. Tutmuyor ya. Bir Allah erkek bir damadın sadıcı olması demek en yakın arkadaşı demek. Aynen hocam. Aynen. Siz onun en yakın arkadaşıysanız o ablacığım, zaman o hocam, adamın yaptığı şimdi ben size işi de şöyle söyleyeyim. Çok biz, iyi ben bilirsiniz. Bu... Evet. Bilmiyorum bak, ben onun yaptığı işi bilmiyorum. Ama ona kalırsa biz Nevşehir'de çok insanlardan duyduk. Mı yalan? E tamam, onu niye ihbar sen etmediniz? De o, sen de onun yanındaysan işte. Evet. Onu niye ihbar etmediniz? Onu niye ihbar etmediniz de yanında diğerini değilim. İhbar ettiniz? Eğer yanındaysam bak abla bak. Arkadaşımı söyle, kim olduğunu söyleyeyim. Katılıyorum sana. Ablacığım sana ben bir şey söyleyeyim Müge abla. Senin biraz herhalde kafan karışmış. Fazlasıyla. Kafam karışmadı Müge abla. Hepsini A'dan Z'den hepsini biliyorum. Hepsini söyledim ve anlatıyorum da. Ben anlamadım yani. Biz anlamadık. Bak o Ahmet Taşkın denilen insan... Bak o Ahmet Taşkın denilen insan ismini bilmem. İsmini çok duydum ama bana yüzünü göstersinler dakikasında söylerim Lütfi abla bunun yanına gitti diye. Hatta onu ben internetten sizin programınızda Nezena kardeşimizin olayını görünce ben hatta buradaki muhabirinize abi dedim Lütfi ablanın karşısına giden adam da bu kişi dedim. Nerede gitti kardeş? Ne zaman gitti karşısına? O abla gördüğüm gün, çarşıda gördüğüm gün, Gülbahçe'nin karşısında gördüğüm gün, o öğretmen evinin orada karşısında durak var. Dolmuş durakları var. Tabii. Ve Lütfi abla giderken bu durağın orada kalkıp da, bak orada kalkıp da bu Ahmet Taşkın denilen adam, yüzünü gördüğüm insan bunun yanına gitti.
Ahmet Taşkın'ın yanına gittik. Gittikten sonra kasaplar kasasının araya girdiler ve bir saat, bir buçuk saat gelmedi. Sonra tekrar beni aradıktan sonra ablamı ben eve bıraktım. Müebbese kameralar, bütün kayıtlar, her şey geçerli zaten. O gece Ahmet Taşkın'ın yanına gitti. Ahmet Taşkın diyor. Almış bunu. Yani ayın 18 bilmem ne de falan filan konuşuyorlar size ya. Size fotoğrafı bir gösterelim saat mi? Saat 6 civarından sonra. Bu ablacığım bu. Sonra anladığım kadarıyla Mustafa Bey'le görüşüyor. Mustafa Bey'den sonra eğer doğru söylüyorsa Ahmet Taşkın'a görüşüyor. Ahmet Taşkın'a tekrar eve geldiğini söylüyor ama. Evet, eve götürdüm diyor. Yasin Bey de tekrar eve geldi eve diyor. Eve gittiğimde de annesi vardı diyor. Duran abi. Duran Bey de eve kendisi geldiğini kabul etmiyor. Nurullah'ı tanıyor muymuş Müge Hanım? Nurullah'ı tanıyor musunuz? Müge abla, Nurullah'ı tanırız. Ama ben Nurullah'ın bu şekilde yaptığını ne düşünürüm ne ederim aklımdan bile geçmez. O zaman sen de Nurullah'ın adamısın. Aynen. Adalet yerini bulacak Allah'ın izniyle. Bulur sen de herkes Nurullah'ın adamısın. Kimse benim adamım çünkü değil. De. Nurullah'ın siz de çok canım benim. Müge Hanım, ben bir ölmeyeceğimi biliyorum. Allah bir de öleceğim günü söylese. Ya, ben her şeyi biliyorum da. Yok, Müge ablacığım sadece şunu merak ediyorum. Ve virgül koyacağım, devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz güzel bir haber vereyim. Başta bölmek istemedim. Efendim, iki tane kız çocuğumuz kayıptı cuma günü. İki kardeş. Annesi babası da biliyorsunuz çok üzgün gelmişlerdi. Kıyamam dedim ki ben. Merak etme, buluruz hafta sonu. Gerçekten benim izleyicilerim bulur diyorum ya. Benim izleyicilerim öyle bir buluyorlar ki bayılıyorum size. Dur kartı da bulayım da, yanlış kartı almışım. Bağcılar'da kaybolmuşlardı 14-12 yaşındaki iki kardeş. Cuma günü yayınımızın ardından bulundular. Öncelikle gözünüz aydın. Buyurun. Nasıl bulunduklarını anlatacağım size, buyurun. Yüzün gülüyor bakıyorum evet. Bugün gel. Evet Müge Hanım. Gel böyle. Çok teşekkür ederim. Efendim ama asıl büyük alkışı Fatma Hanım hak ediyor. Fatma Hanım gel. Sen de böyle gel. Şimdi. Çok teşekkür ederim. Çocukları da Fatma Hanım buluyor. Özellikle böyle davet etmek istedim, misafir etmek istedim. Hayatım geç böyle orta seni görsün şöyle kamera. Nasıl, ne yaptığını bir anlat bize. Ne yaptın Müge Hanım? İzledim programı. Programımızı izledim. Program bittikten sonra bir arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşımla kapıda sohbet ederken asıl o daha çok gördü kızları. O size çok, çok selamı var Cennet aleyküm ablamın. Selam. Sizi selam. Çok öpüyor. Dedi ki kızlar yanımızdan geçti biz sohbet ederken. Yanlarında da 3 tane erkek çocuk vardı 16-17 yaşlarında. Dedi ki şu kızlara dikkatli baksana dedi. Böyle baktık. Bugünkü kaybolan kızlar bunlar dedik. Hemen peşlerinden koştuk. Büyük kız biraz şey yaptı. Arkadaşımın elini falan bırakmaya çalıştı. Ben küçüğünü tuttum. Küçüğü böyle sanki çok mutlu oldu hani onları gördüğümüze. Şimdi biz onları sarıldık öptük dedik ki hani annem baban çok ağladı çok üzüldük dedik. Sizi telefon numarasını verin götür anneni arayalım. Vermiyorum ağlasın dedi büyüğü ama küçüğü böyle masum masum durup gözümüze bakıyordu. Öyle. Yalnız var ya gerçekten mükemmel mükemmelsiniz. Çünkü programı yapan benim, fotoğrafları gösteren benim. Bana gelseler Müge tanır mısın? Vallahi muallakta kalabilirim. Evet. Yani helal olsun diyorum. Hemen, başka da bir evet, şey demiyorum. Hemen tanıdık. Çok teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür da Cennet Hanım'a da. Biz teşekkür ederiz. Özellikle Cennet abla kucak dolusu selamları var. Bütün arkadaşlarımız seni çok seviyoruz Müge Hanım. Çok her zaman izliyoruz. Vallahi. Sürekli izlerim seni. Hiç kaçırmam. Vallahi iyi ki izliyorsun. Ben evet. Diyorum ya ben bunu çok kalabalık bir ekiple hazırlıyorum bu programı diye. Yani asli ekibim tabii burada başımın tacı ama sizler olmasanız böyle olmaz. O kadar hoşuma gitti ki Fatma Hanım'ın da Cennet Hanım'ın da o tutumu. Kızları görünce hemen zaten arkadaşım büyüğünü elini tuttu. Ben küçüğünün elini tuttum. Hani böyle kadınlar bir şey böylesi. Daha başımıza gelmedi ya. Hemen 155'i aradık. Sonra ben hemen kızımı aradım. Çabuk Müge Hanım'ı ara. İşte biz kızları bulduk falan diye. O gün siz çok ağlamıştınız. Evet, biz çok üzüldük. Çok dayanamadım. Ben, yani o kadar üzüldük ki. Ben de size çok teşekkür ederim. Yani her insanda olan kalp o kalpte tabii merhamet ki. Olmalı. Sizin merhametiniz tabii çok fazla. Hatta kızınızla da dedim. Şu anda benim kızım gözümün önüne geldi. Benim de 3 tane kızım var. Evet. Git kızına sahip çık o zaman dedi bana. Tuğba söyledi. Anne dedi bize. O da korkmuş herhalde siz onu kaçıracak mısınız gibi. Yok öyle zaten şey. Yapışmış bırakmamışlar. Evet. Kibar evet. Kibar anlatıyor. Evet. Yapışmışlar çocukları. Evet. Tabii büyük biraz daha büyük. Onlar evet. Da bırakmamışlar.
Çok teşekkür ediyorum. Biri arkadaşımın ellerini bile yaraladı. Arkadaşım dedi ki şu anda kolumu da koparsam ben seni bırakmam. Annene kavuşturacağım seni. İşte annelik sadece. Annelik sadece kendi çocuğunla. Kendi çocuğunu sevmek değil, onunla kendi çocuğuna ilgilenmek değil. Başkalarının çoluğuna, çocuğuna da aynı şekilde ilgi ve sevgiyle yaklaşmak. Çok teşekkür ediyorum. Karşılıklı inan. Evet. Ne hissediyorsak karşılıklı. Aynen. Senin de gözün aydın. Sen de biraz mutlu ol. Müge Hanım, sen de onları dışarı çıkartmıyorsun diye kaçmışlar. Evet Müge Hanım. Ben onların ne mi var arkadaşlar? Oturun biraz kitap okuyun. Yapacak bir şey yok. Ben onlar arkadaşlara geldiği zaman içeride oturuyorlar. Bazen de dışarıda kapının önünde oturuyorlar. Ama son defa geldiklerde dışarı çıkmak istediler. Hani bazı şeyler olur, bazı şeyler olmaz. Yani o olmaz. Benim için dışarı çıkmak olmaz. Çünkü küçükler. Çok haklısın. Yani çok haklısın ama demek ki işte biraz onları da... Bak ben hiç sokakta büyümedim, söylüyorum. Hiç sokağa çıkmadım. Ama annem bizi her zaman çocuk parkına götürürdü. Ben de götürürdüm. Yani evin içinde de oturmadık böyle mö gibi. Yani sonuçta da biz de gittik ama her gün çocuk parkına gittik. Başımızda durdu. Salıncakta bile gittik. Sallarken ben hatırlıyorum elimden tutardı düşmeyelim de böyle böyle sallardı. Anne sen de biraz tabii olayı abartmışsın ama neyse teşekkür ediyoruz. Sağ salim bugünlere kadar geldik diye. Evet. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür Cennet Hanım'a size göz aydınlığı sağ diliyorum. Sağ olun. Bir de bir selamım vardır beraber kapatırız. Şu anda Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümünde yatan Mehmet Şamlı ve o da arkadaşı Hacer Aksoy ablam. Çok büyük hayranı demiş benim bir arkadaşım göndermiş. Ve eşi Mustafa Aksoy, babam Mehmet Şamlı için geçmiş olsun temennilerinizi ve dualarınızı göndermişsiniz demiş. Ben de Mustafa Aksoy'a ve Mehmet Şamlı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bir an önce şifanıza kavuşursunuz. Sonra zaten bu pandemi de bitsin. Vallahi bence burada biz böyle çok kalabalıklarla program yapacağız. Hepinizi çünkü bekliyorum görüşmek için. Allah hem onlara hem de şu an hastanede tedavi olan tüm hastalarımıza güç kuvvet versin. Dualarımız sizlerle beraber. Süremizin sonuna geldik. Reklamlara girelim. Reklamlardan sonra Pati Bulduları lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Ardından Deniz Süre öğle haberlerini sunacak. Görüşmek üzere. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17.